izninizle. Devam ediyorum daha doğrusu. Pekala. Hocamın bahsettiği gibi kompozit restorasyonlarda belli kurallar var aslında. Ben birazcık kendimden de başta bahsetmem gerekirse aslında burayı da biraz konuya bağlamaya çalışacağım. Marmara Sisli Çekimliği Fakültesi'nde restoratif diş tedavisi anabilim dalında öğretim üyesiyim. Biraz belki fakülte reklamı gibi de olacak hocam. Bilmiyorum izin var mıdır ama az bir miktarda bahsedeyim istedim. Dediğim gibi konuşmaya da burayı aslında bağlayacağım. Fakültede klinik şansımız var kendimizin. Hepimizin kendine ait klinikleri var diyebilirim kullandığımız. Ve ben şahsen vaka hastalarını seçerek olabildiğince tabii ki. Tabii her hastaya bakıyoruz ama olabildiğince vakaları da seçerek onlarla ilgili işlem yapıp işte bu gibi yerlerde de bu vakaları sunmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce dediğim gibi daha olayın başındayım aslında ama sizlerin izinden diyeyim ilerlemeye çalışıyorum. Ama burada şu önemli bence. Hocamın dediklerine ek olarak. Yani klinikteki sizin donanımınız da bence bu tip yapılacak işlemlerle direkt olarak alakalı. Yani orada gerçekten de kullandığınız materyalden teknolojiye kadar, evet ekonomik koşullar malum günümüzde Türkiye şartlarında belli. Ama belli düzeyde bir teknoloji ve materyal çeşitliliğiniz de el aletleri olsun, kompozit materyaller olsun veya bugünkü konumuz bunlar olduğu için bunlardan bahsediyorum. Bu gibi materyaller gerekli ki bizim bunları kullanma şansımız üniversitede gerçekten var. Ve bu sayede işlem kalitesini arttırma şansınız da oluyor. Dolayısıyla bir magnifikasyonla işlemleri yapmanız, örneğin bir mikroskopunuz varsa belki dental mikroskopla veya en azından lupla, biliyorsunuz yurt dışında bu hani herkesin bir yaka kartı gibidir, yani bir lupla çalışılıyor. Buna alışmak lazım. Daha da önemlisi aslında ergonomi açısından da buna alışmak lazım. Başta hani bizde mesleki hastalık olan bel ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrılarından kurtulmak için en başta yapmak gerekiyor. Fakat iş kalitesini de arttıran şeyler. Ben birçok yerde bahsediyorum. Gördüğünüz gibi birçok farklı markanın materyallerini, kompozit bugün konumuz olduğu için ondan bahsedeyim özellikle. Kompozit materyallerini, el aletlerini kullanmaya çalışıyorum ki görevim icabı zaten aslında bu konuda tarafsız olup benim şahsi fikrim. Hepsini kullanıp böyle yerlerde de sizlerle buluştuğumuzda, böyle şans elde ettiğimizde bunları tarafsız olarak fikirlerimizi sunmak aslında bence en doğrusu. Bunun için dediğim gibi bu materyalleri aslında hastalarda denemeden önce hep bahsederim. Bir modelde bunu aslında kullanıp deneyimleyip sonrasında bunları görmekte fayda var. Çünkü bir teknikle ilgili ne kadar kendim yeterliyim deseniz bile ki bunu gerçekleştirmek gerçekten iyi bir deneyim istiyor. Yeni çıkan her materyalde aslında sıfır başlıyoruz diyebilirim. Yani hepsinin işte hocam da bahsetti opasitesi, ışık geçirgenliği, işte hue value chroma değerleri ve bunların doğal diş dokularında nasıl tepki vereceği, ne kalınlıkla kullandığınızda ne yapacağı gerçekten deneyimlemeden görebileceğiniz şeyler değil. Firmalar da şöyle yaparsanız böyle olur, böyle yaparsanız böyle olur diye klasik vita skalalarına göre aslında belli bir değerler bize oluşturup vermeye çalışıyorlar işimiz kolaylaşsın diye. Fakat bu o kadar da kolay işlemiyor aslında. Deneyimleyip görmek gerekiyor. Bunu bu şekilde yapmakta fayda var. Ve tekrar söylüyorum dediğim gibi bu teknolojiyi kullanırsanız yani operating environment diye geçer aslında bu bilimsel literatürde. Yani işlem yaptığınız ortam yani kliniğiniz gerçekten bu açıdan donanımlıysa elinizdeki aletler, kompozit materyal çeşitliliği gibi şeyler veya işte büyütme gibi opsiyonlarınız varsa iş kalitesi gerçekten artacaktır. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bazen olayı abartıp hatta burada gördüğünüz gibi fotoğraf çekmek açısından da biraz daha ileri gittiğimiz durumlar dahi olabiliyor. Bunları da nacizane bildiğiniz gibi Instagram hesabından dilim döndüğünce paylaşmaya çalışıyorum. Peki böyle bir en azından ben de giriş yaptıktan sonra konumuza geçebiliriz. Şimdi genelde ben hep bu çerçeve etrafında anlatıyorum sunumlarımı. Bugün biraz daha tabii hocam ilk girişi yaptığı için Hande Hocam çok da güzel şekilde ben devamını eklemeye çalışacağım. Dolayısıyla ön bölge hocamın da bahsettiği gibi kompozit restorasyonlarda belli kurallar var. Aynı seramiklerde olduğu gibi. Bu şekilde hareket ederek bu işleri yapmamız gerekiyor. Bunlar işte endikasyon ve planlama en önemli konulardan biri aslında. Yani bugün bu konuya girmeyeceğiz ama her restorasyonu, her dişe daha doğrusu kompozit restorasyon yapamayacağımızı bizim başta kabul etmemiz lazım. Bu şekilde uygun bir endikasyonu oluşturmamız gerekiyor ya da uygun değilse veya başka bir materyal endikasyonu varsa veya başka bir tedavi endikasyonu varsa bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani kompozitle gittiği kadar gitsin ben bu işi yapayım demek aslında çok doğru değil. Yıllarca bu yanlışı yaptık diyebilirim. Materyal seçimi hocamın da bahsettiği gibi çok önemli. Çok kısaca ben de ona bir ek yapmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Renk seçimi konusunu zaten az önce bahsettik. Hocam sayesinde izolasyon konusundan
vaka üzerinde biraz bahsetmeye çalışacağım kısaca. Çok fazla vaktim olmadığı için hepsini özetlemeye çalıştım bir sunumla. Aslında dün gece bayağı sabaha kadar bunu hazırlamaya biraz uğraştım, dürüst olmak gerekirse. Bu aralar bu eve kapanma olayı birazcık belki de benim işime yaradı diyebilirim. Çünkü elimde çalışmalarını yaptığımız birçok araştırma vardı ve onların yayınlarını yazmam gerekiyordu aslında, fırsat bulamayıp bir türlü. Dolayısıyla onunla ilgili de biraz avantaja çevirdim. O açıdan da birazcık bu sunumu hazırlarken aslında iyi bir literatür taraması yaparak buraya biraz bir şeyler ekleme şansım oldu. Sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Preparasyon konusu yine önemli konulardan biri. Ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Bugün biraz ondan da bahsedeceğim. Adezyon konusu, fotopolimerizasyon konusu başlı başına büyük konular. Bugün onların üzerinde çok duramayacağız ama tabakalama ve teknik esas olarak hocamın bahsettiği uygulama tekniklerinden, vakalar üzerinden bahsetmeye çalışacağım. Yüzey özelliklerini hocamın dediği gibi oluşturmamız gerekiyor mutlaka artık. Bitim cila protokolünde ben ne yapıyorum? İşi kolaylaştırmak için ne yapmamız lazım? Yine bundan bahsedeceğiz. Oksijen emisyon tabakasını, ön bölgede bu bir tartışma konusudur, elimine etmeliyiz, etmemeliyiz gibi. Veya kontrol randevuları, kompozit restorasyonlarının ön bölgede olmazsa olmazıdır. Bunun üzerinde biraz aslında duracağım sona doğru ama en önemlilerinden biri de dediğim gibi her materyalde sizin deneyim kazanmanız. Deneyim kazandığınız takdirde o materyale hakim olup karşınıza gelen vakalarda alternatif yollara yönelip işlemi başarılı şekilde yapabiliyorsunuz. Bunları bildikten sonra, yani bunlar bir zincirin aslında, hep aynı örneği veririm, halkası gibi. Dolayısıyla bunlardan biri aksadığında sizin yapacağınız restorasyonun klinik başarısı uzun dönemde gerçekten ciddi problem yaşama şansınız var bu açıdan. Dolayısıyla bunların hepsine kompozit restorasyonlarda başarı sağlamak istiyorsak dikkat etmemiz gerekiyor. Kompozit restorasyonlarda önemli şeylerden bir tanesi hocamın bahsettiği gibi materyal seçimi. Şimdi materyal seçimini yaparken hep aslında anlatıyoruz da birçok webinarda. Çok burada sizin sıkıp da kafanızı karıştırmayacağım. Çok özetle geçeceğim burayı aslında ama piyasada genel olarak şu an görebileceğiniz mikro doldurucu kompozitler ve nano doldurucu kompozitler. Mikro doldurucu kompozitler daha büyük doldurucu partikülüne, adı üzerine zaten, sahip olmakla birlikte bunlar genellikle literatürde, bakın daha büyük bir büyütmede de şu şekilde bakabiliriz. Yüzey sertlikleri daha fazla olan, aşınmaya dirençleri daha yüksek olan, dolayısıyla sağlam, yani sert diyebileceğimiz kompozitler ve genelde posterior restorasyonlarda günümüzde daha çok tercih edilmekte aslında. Bunların bir ileri geliştirilmiş hali ne amaçla geliştirilir öncelikle? Estetik özellikleri arttırmak amaçla geliştirerek partikül yapısını küçülttüler. Doldurucu oranını küçülttüler. Doldurucu boyutunu küçülttüler daha doğrusu. Oran ayrı bir konu burada. Dolayısıyla partiküller küçülünce ne oldu? Cilalanabilirlikleri arttı kompozitlerin aslında. Hedef buydu. Dolayısıyla daha uzun süre parlaklığını koruyan, daha iyi cilalanabilen kompozit üretmeye çalıştılar ve nano doldurucu, nanofil ya da nanohibrit dediğimiz kompozit ürettiler. Fakat bu kompozitlerde bu sefer küçük partikül içerdikleri için mikrohibritlerde olan yüzey sertliği ve aşınmaya direncin daha da düştüğünü gördüler. O nedenle ikinci bir silahı devreye sokup bu sefer partikül sayısını arttırmaya yoluna gittiler. Yani küçük partiküller olsun, iyi cilalansın, parlaklığını korusun. Fakat aynı zamanda da bizim kompozitimiz yüzey sertliği yüksek, aşınmaya direnci yüksek, olabildiğince doğal diş dokularına yakın materyaller üretelim dediler. Ve bu şekilde günümüzde kompozitlerde gelişmeler oldu. Bunu destekleyen tabii ki literatürde yayınlar, güncel yayınlar mevcut bu dediğimi. Fakat tam tersi durumda aslında tarama yaptığınızda aksini iddia eden yayınlar da az sayıda değil. Yani şunu diyen yayınlar, nanofil ya da nanohibrit kompozitlerin günümüzde eski mikrohibrit, eski dediğim hala piyasada var tabii, kullanılıyor, mikrohibrit kompozitlerden üstünlüğü olmadığını iddia eden de çok ciddi, önemli yazarların, önemli dergilerde ciddi yayınları var. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bu konuyu şöyle bağlayabiliriz aslında. Güncel olarak araştırma şansım olduğu için söylüyorum. Çünkü bu konuda 2-3 tane yayın yazıyorum aynı anda şu anda. Şöyle bir durum aslında söz konusu. Bakın bu 2019 yılında Değişkin'in ve arkadaşlarının yaptığı önemli bir sistematik review yayını. Yani bir genel bir özet gibi düşünebilirsiniz. Bu bir kural gibi düşünülebilir bu yayın hemen hemen bence. Önemli bir sonucu vardı aslında bu yayının. Şöyle bir şey diyorlar. Bakın burası bayağı önemli bence. Kompozit teknolojisinde curing mod, yani sizin ışıklama, ışık cihazıyla uyguladığınız gibi, bu önemli bir şeydir aslında sürekli bahsettiğimiz. Işıklamanız ve kompozitin teknolojisi, yani kompozitin doldurucu, az önce bahsettiğimiz konuları aslında hiç önemli bulunmamış sonuçta. Bu önemli bir şey. Yani önemli bulmuş ama
çok ciddi bir etki yaratacak bir sonuç bulmamış. Onun yerine neyin daha önemli olduğunu söylüyorlar biliyor musunuz? Treatment environment dedikleri, yani operating environment, yani az önce bahsettiğim sizin kliniğinizde işlem yaptığınız kalitenin, kabaca söylememiz gerekirse, ve tabii yayınlarda operatör sayısı diye geçer. Yani operatörlerin, yani işlem yapan klinisyenin sayısı arttıkça tabii ki orada operatörler arası, işlem yapan klinisyenler arası kalite de değişebilir. Dolayısıyla bunu da eğer hekimin yaptığı işin kalitesi olarak düşünebilirsiniz. Yani özetle hekim deneyimi ve klinikteki sizin donanımınız gibi bunu düşünebilirsiniz. İşlemin çok daha etkili olduğunu aslında uzun dönemdeki kompozit restorasyonların başarısıyla ilgili önemli bir yayın var aslında. Dolayısıyla bu konuyu ben artık biraz daha şahsi fikrim böyle bakmaya başladım. Bundan da destek olarak böyle bir yayından. Dolayısıyla gerçekten taradığınız literatürü nanohibritler, nanofiller ya da mikrohibritler arasında ciddi fark olmadığını söyleyen, bunun aksini de söyleyen yayınlar mevcut. Bilim böyle bir şey zaten. Aksi iddia edilene kadar bir şey dendiğinde onu doğru kabul ediyoruz. Bilime inanmak durumundayız. Fakat hep de bir şüpheci yaklaşmamız lazım. Çünkü her gün yeni yapılan bir yayın bunun daha ileri bir versiyonunu, daha farklı bir sonucunu aslında ortaya koyabilir. Dolayısıyla ben artık şöyle düşünüyorum aslında. Sizin yaptığınız işin kalitesi, kullandığınız teknik, donanım ve deneyiminiz aslında işe esas etki eden, işin kalitesine, uzun dönem klinikteki başarıya esas etki eden konulardan bir tanesi. Hocamın bu konuda benden çok daha fazla söyleyeceği şey vardır biliyorum. Dolayısıyla sonunda onun da fikrini bu konuda almak isterim aslında diyerek bu kısmı geçiyorum. Bu 3M firmasından aldığım bir aslında slide. Teşekkür ederim kendilerine. Ben dediğim gibi tarafsız bu konuda olduğum için birçok firmadan birçok bir şey, materyale ulaşma şansım var. Destekleri için hepsine teşekkür ederim. Bakın bu şu açıdan ilgimi çekmişti ve koymak istedim. Burada gördüğünüz gibi %54 oranında günümüzde tek renk restorasyon yapılıyor aslında ön bölgede. Bu önemli bir şey. Çünkü ben bunu 3 yıldır aslında savunuyorum. Benim bu tamamen şahsi fikrimdir. Biz artık kompozit teknolojisinde hastaların kabul edebileceği düzeyin bana kalırsa çok üzerindeyiz. Yani bu benim klinikteki deneyimim tarafından da naçizane kanıtladığım kendimce bir şey. Çünkü hastalar yaptığımız işlerde çok azdır. Yani gerçekten bence %5 falan oranında. Burada yani bana mameron yapmadınız veya burada işte dişimde şöyle bir şeffaflık bakın eksik diyen hasta sayımız gerçekten klinikte azdır. Tabii bu kliniğin olduğu belki semtle de ilgili olarak değişebilir tabii ki biliyorum ama genel olarak aslında kliniklerimizde yapacağımız restorasyonlarda tek renk güncel materyallerle birazdan bahsedeceğim. Yapacağınız restorasyonlarda hasta memnuniyetini sağlama şansınız çok yüksek. Doğru uyguladığınız takdirde tabii ki hocamın bahsettiği gibi. Dolayısıyla hep bunu savunuyorum. Olabildiğince basit sonuca ulaşmaya çalışmamız lazım. Çünkü az önce söylediğim gibi aslında kompozitlerde iş hiç kolay değil. Yani birçok farklı şeye çok dikkat ederek işlemi yapmak lazım ki uzun dönem klinik başarıyı sağlayabilelim. Dolayısıyla nereden ne kadar olayı basitleştirebilirsek o kadar bizim için kar. Ve son dönemde gerçekten kompozit materyallerinin gelişmesi de bizim açımızdan ciddi bir avantaj ve bunu kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki hocamın dediği gibi minedentin olarak farklı iki rengin veya daha çok rengin kullanmamız gereken, birazdan bahsedeceğim, polikromatik restorasyonları da yapmamız gereken durumlar mutlaka oluyor. Ama ben vaka seçen bir hekim olmama rağmen, vakaları sadece yapan bir hekim olmama rağmen çok az bir oranda buna rastlıyorum. Bence pedodontistler örneğin buna çok daha fazla rastlıyorlardır. Çünkü genç hastalarda tabii böyle bir mamelon efekti olması hastaların dişlerinde çok daha olası. Şimdi kompozit tabakalama, hocam bahsettiği gibi iki tane aslında tabakalama tekniğimiz var günümüzde kullandığımız. Bir tanesi monokrom, yani tek renk bir restorasyon materyali kullandığımız, tek renk bir kompozit kullandığımız diyelim. Bir de polikrom, en az iki farklı rengi kullandığımız materyaller. Bunlardaki farkı nasıl ayırt ediyoruz? Sizin yapmanız gereken kısa sürede olabildiğince hızlı bir şekilde, neden hızlı? Çünkü yaklaşık 3 dakika içerisinde literatüre göre %37 oranında dehidrate oluyor dişler. Dişlerin dehidrate olması demek içlerindeki suyu kaybetmeleri demek belli bir oranda. Ve bu hastadan hastaya değişen bir oran aslında. Dolayısıyla bu suyu kaybettiklerinde dişin value değeri değişiyor. Yani diş görünenden daha opak bir renk alıyor diyebilirim. Bu opak renk de bize beyaz, daha beyazlamış gibi sanki görünen bir durumdur. Beyazlatmalarda da aynı problemi hep yaşarız aslında. Beyazlatmaların takip fotoğraflarında hemen işlem sonrası fotoğraf çekerseniz zaten açıkçası bir beyazlatma ajanı sürmeseniz de dişler beyazlamış gibi olacaktır ve bu hastadan hastaya değişen bir orandır.
Ama ciddi oranda da aslında renk değişmiş gibi görünür bize ve bu geçicidir. Fakat siz bunu ben dişi ıslatayım veya bu hastayı 15 dakika 20 dakika klinikte bekleteyim arada diğer hastayı alayım gibi derseniz bile yine literatüre göre 5 ila 8 saat içerisinde tekrar rehidrate olmayacaktır. Dolayısıyla bir hocamın bahsettiği sizin renk seçim işleminiz için, ikincisi de dişlerde mamelon efekti var mı yok mu ön dişlerden konuşuyorsak eğer diye karar vermeniz için 3 dakika gibi kısa bir süreniz var. 3 dakikadan oluyor, dehidrat olmuyor mu? Oluyor. Fakat 3 dakika içerisinde olan dehidratasyonundaki renk değişimi insan gözünün, en azından hekim gözünün diyebilirim, algılayabileceği oranda değil. Dolayısıyla 3 dakika içerisinde doğru rengi seçerseniz eğer doğru bir yöntemle, hocamın bahsettiği yöntemler ile diyebiliriz, siz yapacağınız restorasyonda renk hatası yapmayacaksınızdır diyebilirim. İşte polikrom mu, monokrom mu kararını verirken de dişlerde mamelon efekti var mı yok mu? Bunu takip etmeniz gerekiyor mu gerekmiyor mu? Buna bakmanız gerekiyor. Çünkü dişlerde hidrate olduğunda bu mamelon efektleri de daha az görünecektir ve doğru karar verememe ihtimaliniz olacaktır. O nedenle ilk başta çok iyi bir analiz yapmamız gerekir. Şimdi tabii kompozit gibi materyal seçimi de bizim için önemli. Dolayısıyla ben burada Hülfredi'nin opinion liderlerinden bir tanesiyim fakat Elem Arten'in de spatüllerini kullanıyorum. Diğer birçok markanın da Evoke'larında, Danspine'in de materyallerini kullanıyorum. Şunu net olarak söyleyebilirim. Benim açımdan ön bölge restorasyonu yapacaksanız sizin ince uçlu bir ağız spatülüne ihtiyacınız var. Yani bu benim açımdan olmazsa olmaz. Çünkü kalın bir ağız spatülünüz varsa, kalın ucu olan bir ağız spatülünüz varsa bununla burada gördüğünüz gibi bu hassas noktalarda müdahale etme şansınız maalesef olmuyor. Yani ben şu kadar net söyleyebilirim. Bir Elemarte gibi, bir Hufredi'nin bu spatülleri gibi veya markasız da olabilir, önemli değil. Yeter ki ince uçlu bir spatül olsun, hiç önemli değil markasının ne olduğu. Olmadıkça ben bu tarzda diastema kapama gibi, kırık tedavisi gibi veya full vener gibi direkt restorasyon yaptığımız servikal bölgeyi ilgilendiren işlemlerde hassas müdahaleler, manipülasyonlar yapma şansım şahsen benim yok başka spatüllerle. Yapıyorum diyenler olabilir, farklı teknikler kullananlar olabilir tabii ki ama ben en azından yapamıyorum. Dolayısıyla benim önerim en azından bir tane ince spatül, ince uçlu bir spatülünüz olması. Farklı farklı böyle açılı spatüller piyasada mevcut farklı markaların. Posterior bölge içinde, ön bölge içinde. Az önce bahsettiğim gibi yani sizin donanımınız ne kadar bu açıdan iyiyse o kadar iyi işler çıkartma şansınız aslında var. Çünkü silahlarınız o kadar kuvvetli demek oluyor. Bakın burada nikel titanyum bir uçlu bir spatül de üretildi aslında. Fırçayı taklit edecek şekilde bir manipülasyon kompozite yapabiliyorsunuz. Ya da hocamın bahsettiği gibi dişler arasındaki altın oranları ölçmek için bu tarz ölçüm spatülleri de piyasada mevcut. Ben bisturi çok kullanıyorum. 12 numaralı bisturi ucunu. Nasıl kullandığımızı anlatacağım sunumun sonuna doğru. Ve bunun sapı mutlaka yuvarlak olmalı. Çünkü eldeki manipülasyonu sağlamanız açısından düz saplarda doğru şekilde bir handling yapamıyorsunuz. O nedenle nasıl kullandığımı dediğim gibi uygulamanın sonunda göstereceğim. Klasik bir makasınız olmalı ve bu tarzda farklı spatüller. Onlarca çeşit birçok firmanın spatülü var piyasada. Görebilirsiniz internet sitelerine hepsinin girdiğinizde. İnanın bana macera aramaya gerek yok. Bir 20 yaş dişinin arkasında bir restorasyon yapacaksanız bile oraya göre oluşturulmuş spatüller mevcut. Dolayısıyla donanımınızı arttırın. İşleminiz daha kolay ve daha başarılı sonuçlanacaktır diyebilirim. Peki, hepsi elimizde var. Bugünkü sunumun esas kısmına artık geçiyoruz. Bugün 4 tane vaka üzerinden sunumu aslında ilerleteceğiz. Bunlardan polikrom ve monokrom olarak işlemleri yapacağız ve hangisinin hangi şekilde devam ettiğini birlikte göreceğiz. Şimdi birinci vakada, dikkat ederseniz 11 numaralı işte eski bir kompozit restorasyon var. İlk bakacağımız şey neydi hatırlarsanız hangi renkte ya daha doğrusu monokrom mu polikrom mu tabakalama yapacağımıza karar verirken tabii bizim dişimizin incisal kenarı kırık olduğu için komşu dişte mamelon efekti var mı yok mu ilk 3 dakika içerisinde mümkünse kısa sürede buna bakmamız lazım. Dolayısıyla bu dişte gerçekten belirgin bir hocanın da gösterdiği gibi onun örneklerinde de olduğu gibi mamelon efekti var. Dolayısıyla bunu oluşturmak için sizin vereceğiniz karar asla monokrom olmamalı. Çünkü monokrom bir kompozitte iki farklı ışık geçirgenliği olacak bir şekilde böyle bir ışık geçirgenliği olan alan oluşturma şansınız yok. Dolayısıyla en azından iki farklı ışık geçirgenlikteki kompozitte ve minedentin kompozitini tabii ki tercihen
kullanmanız gerekli. Bu durumda polikromatik bir restorasyon yapacağız demektir. Bu dişte mamelon var, eski restorasyon var ve bu bir aslında kırık restorasyon. Dolayısıyla bir full venar yapmaya gerek yok. Fakat bu bölgede şuradan başlamak üzere bir restorasyonu oluşturma şansımız var. Diğer vaka, bu bizim öğrencilerimizden bir tanesiydi. Bakın şu dişi bu birazcık geride bu hastamızın. Hafif bir çapraşıklığı mevcut ve burada da eski bir kompozit restorasyonu var. Hatta hemen hemen şuralara kadar gelen. Dolayısıyla bu eski restorasyonun yenilenmesini istiyor. 11 numaralı dişinin de yapılırken biraz öne alınmasını istiyor. Ben şahsen böyle durumlarda ilk olarak bir dişlerin seviyelenmesinden yanayım. Yani çok fazla görüyoruz. Başarılı restorasyonlar da yapılıyor aslında. Belki az da uzun süre kalabilirlerdi. Kalanlarına da şahidiz hepimiz. Fakat kompozitin esas amacının çok minimal invaziv işlemler olduğuna inanan bir hekim. Çok fazla yapıyor olmama rağmen. Dolayısıyla kompozitle harikalar yani mucizeler yaratmak için dişleri kesip biçip çapraşıkları düzeltmek işte 8 dişe 9 dişe ben de çok yaptığım zamanda aslında. Fakat bu kadar laminalar yapmak, dişleri öne almak, arkaya almak ciddi boyutlarda bunlar aslında çok fazla sınırlarını aşan şeyler diye düşünüyorum. Ne olursa olsun böyle durumlarda yine seramiğe başvurabiliriz. Dolayısıyla böyle durumlarda da bakın hiçbir aslında restorasyona başvurmadan bu dişi bir şeffaf plakla az bir miktar öne alıp sonrasında 21 numaranın restorasyonu yenilendiğinde çok minimal invaziv bir işlem yapma şansınız var. Fakat hastalar bazen ya biliyorsunuz düğünleri olur ya mezuniyetleri yakındır. Hemen ben kısa sürede bu işlemi çözeyim istiyorum derler. Tabii bu durumda bu dişin de ön bölgesine kompozit ekleyerek burada da yapacağımız gibi hiç preparasyon neredeyse yapmadan işlemi bitirebilirsiniz. Fakat mutlaka insal kenarının palatal bölgesinden hafif bir aşındırma yapmanız gerekir. Çünkü insal üstüne eklediğiniz takdirde tabii ki kalın olacaktır. Birazdan hep birlikte onu da göreceğiz. Mamelon efekti komşu dişte yok. Mamelon efekti olmaması demek benim açımdan direkt monokrom bir restorasyon yapma sebebi. Çünkü dediğim gibi macera aramaya gerek yok, işi zorlaştırmaya gerek yok. Elimizde hocamın bahsettiği gibi bukalemon efekti çok arttırılmış. Artık birden çok firmanın kompozit restorasyon materyalleri var. Ve bunlar body renkleri aslında hocamın dediği gibi. Bu body renklerini doğru kullandığınızda, örneğin ince şekilde koyduğunuzda insert kenarda iyi bir şeffaflık elde edebiliyorsunuz. Kalın koyduğunuzda da kapatıcılıkları hiç de fena değil. Dolayısıyla kırık hatlarını dahi kapatabiliyor birçoğu. Tabii ki hocamın dediği gibi yine hiçbir materyal her vakada işe yarar diyebileceğimiz durumda değil halen. Fakat çok yaklaştı diyebilirim buna. Dolayısıyla ilerleyen zamanda belki de bunu da söylüyor olacağız. Ama yine mantıken şu anki teknolojide bir mamelon efektini yapmak için iki farklı ışık geçirgenliği olan iki farklı materyal kullanmaktan başka çaremiz şu an yok. Bir diğer vakada 11 numaralı dişte kanal tedavili bir diş. Tabii ki burada ilk tercihimiz kanal tedavisini kontrol ediyoruz. Devital beyazlatma yapmaya çalışıyoruz. Rengini yerine getirmek lazım dişin. Fakat devital beyazlatma işe yaramadığında yapacağımız işlem kompozit ya da seramik restorasyon. Tek dişe seramik restorasyon çok fazla yapılmaz görürsünüz. Çünkü teknisyenler de aslında kendine pek güvenmez. Dolayısıyla simetrik olarak yapmak isterler. Yapan teknisyenler var mı? Var. Çok da başarılı işler de çıkıyor. Fakat çok zordur. Onlara da söylediğinizde aynı şeyi söyleyeceklerdir. Bu kompozite de farklı değil. Kompozite günümüzde elimiz biraz güçlendi. İşlem sırasını anlatacağım. Fakat halen benim en korktuğum restorasyonlar bunlar. Yani tek başına bir dişin devital beyazlatma işe yaramayan, renklenmiş bir dişin tek bir restorasyonunu yan dişe olabildiğince renk açısından benzetmek görebileceğiniz en zor kompozit restorasyon vakası bana sorarsanız. Neden derseniz siz ne kadar kompozite hakim olursanız olun oraya o kompoziti koyduğunuzda o dişin renklenme oranıyla beraber ışık içinden geçtiğinde koyduğunuz kanlılık da bunda etkili tabii ki. Nasıl bir sonuç vereceğini öngörme şansınız yok. Çünkü işlemin sonunda bakamıyorsunuz. Çünkü diş dehidrate oluyor. Dolayısıyla sizin ancak bakabileceğiniz zaman 8 saat veya bir sonraki seans. Öyle düşünün. Ve bir sonraki seans baktığınızda çok büyük ihtimalle şok olacaksınız. Çünkü uyumayacak. Dolayısıyla tekrar söküp, tekrar yeniden atıyorum biraz daha opak bir renk koydunuz. Fakat yine o seans göremediniz. Yine bir sonraki seans bakacaksınız. Dolayısıyla böyle durumlarda kompozitler açısından birden çok kompozitin hangi renginin ne kadar kapatıcı, yani value değerinin ne kadar yüksek ya da ne kadar şeffaf olduğunu biliyor olmanız lazım. Ve birden çok marka alternatifiniz olması lazım. Buna rağmen bile o dişteki renklenme oranının ne kadar olduğu,
ve sizin ne kadar kalınlıkta kompozit koyacağınız oradaki kapatıcılık açısından bir etken ve bunu öngöremezsiniz. Dolayısıyla bu tarz vakalarda hastalara genelde dediğim 3-4 kez restorasyonu yenilemem gerekebilir. Buna hazırlıklı olun. Bunu mutlaka başarırız ama uzun sürecek bir işlem ve tekrar yapmam gerekebilirdir. Tabii ki her seferinde rubber dam takmak, tekrar işlemleri tekrarlamak gerekiyor. Bu da zorlayıcı ve yorucu bir prosedür. Mamelon efekti az da olsa 21 numarada bu vakada var. Dolayısıyla polikromatik tabakalamayı tercih ediyoruz. Renklenmiş diş ve venel restorasyonu yapacağız. Dördüncü vakada da birden çok dişte eski kompozit restorasyonlar, veneller var denebilir. Fakat hiç iyi durumda değiller. Bunlar yenilenecek. Tabii ki bu vakalarda bir diş üzerinden ben size göstereceğim. Sonuçlarında hepsi tabii yapılmış olarak görünecek. Fakat bir diş üzerinden gideceğiz hepsi bütün vakalar için. Bu vakada mamelon efekti yok. Tabii birden çok dişi yapacağız. Oluşturabilirsiniz. Altı dişi birden restore edeceğiz örneğin sağ alttaki vakada. Fakat burada altı dişe siz mamelon oluşturun. Çok daha estetik, çok daha iyi sonucu olan bir vaka tamamlamış olursunuz. Fakat sizce hasta açısından bu çok daha estetik, çok daha iyi sonuçlanan bir vaka mı olacak? Bence değil. Hasta hiçbir şey fark etmeyecek bile. Hasta bunun için size teşekkür de etmeyecek. Sadece neden bu kadar uzun sürdü diyecek size. Dolayısıyla işinizi kolaylaştıracak şekilde bence ben bunu tercih ediyorum. Farklı şekilde tercih edebilirsiniz, saygı duyuyorum. Fakat ben böyle durumlarda hastanın yaşı da orta yaşlı bir hastaysa, genç değilse tek renk bir restorasyon doğru şekilde kullanıldığında nasıl sonuçlandığını hepimiz göreceğiz. Devam edelim. İzolasyon olmazsa olmazımız. Özellikle servikal bölgeyi ilgilendiren restorasyonlarda lütfen rubber dam izolasyonu yapın. Buna alışmanız gerekiyor artık. Çünkü bu bir altın standart gibi aslında. Bakın burada farklı şekilde bunları oluşturabiliyoruz, yapabiliyoruz. Bu hastada retainer olduğu ve kısa sürede tek seansta yapmamız gerektiği için bir split dam uygulaması yapmışız. Fakat split dam tabii istenildiği gibi aslında ciddi bir izolasyon sağlamıyor. Servikalden sızıntı olabilir. Fakat burada bir kırık restorasyonu olması ve servikali tamamen örtmeyecek olmamız bizim için bir avantaj. Ama tekrar söylüyorum, normalde retainer'ın çıkartılıp tam bir rubber dam izolasyonu yapılması aslında daha avantajlı. Peki zaten servikali sarmıyorsa niye rubber dam takıyoruz diyebilirsiniz. Rubber dam hasta boğazına bir şey kaçmaması, inhalasyon yapmaması için uluslararası olarak kabul edilen bir zorunluluk diyebilirim artık aslında. Diğer vakada bakın, rubber dam uyguladıktan sonra farklı şekilde retraksiyonlar yapabiliyoruz. Full venel yapacağınız vakalarda benim önerim clamped retraksiyonu yapmanız. Çünkü servikal alanda ciddi bir diş etini itme şansınız var bu şekilde. Evet, diş eti tahriş oluyor. Fakat 2 günlük tuzlu suyla gargara verdiğinizde ya da parodontaksla fırçalayın dediğinizde, o da tuzlu su etkilidir çünkü. Çok hızlı bir şekilde diş eti iyileşiyor diyebilirim. İple retraksiyon yapabilirsiniz fakat asla klem kadar retraksiyon yapmaz. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, servikali ilgilendiren bir işlemse ipin üzerinden de olsa, ip olmadan da olabilir. Mutlaka iyi bir klemple retraksiyon bence yapın. Diğer vakada da bakın aynı şekilde izolasyonu sağlamışız. Buna birinci işlem basamağı diyelim aslında hepsi için. Dolayısıyla nasıl bir gidişat izleyeceğiz hep birlikte görelim. Preparasyonu nasıl yapıyoruz ona bakalım. Şimdi preparasyon için ilk önce şundan bahsetmek istedim. Ben buna dürüstçesi çok fazla dikkat eden bir hekim değildim. 3-4 yıl öncesine kadar. Çünkü hepsi kesiyor diye düşünüyordum, yalan değil. Fakat son dönemde daha çok literatür okumaya başladıkça gördüm ki gerçekten özellikle markasız ve kalitesi olan frezler, elmas frezler ciddi mine çatlaklarına sebep oluyor. Burada gördüğünüz gibi doğru şekilde elmas partikülleri, kaliteli olmayan elmas partikülleri diyeyim, püskürtülmediği zaman, homojen şekilde püskürtülmediği zaman üzerine böyle farklı renklerde farklı gram kalınlıkları aslında görme şansımız var. Son dönemde şöyle özetlemek gerekirse kabul edilen, aslında mavi bile değil burada gördüğünüz ama maksimum kırmızı bantlı, kaliteli diyebileceğimiz bir markanın bir sürü var. Elmas freziyle, aletör freziyle mine kesimini yapmanız. Kırmızıdan daha fazla grenli olanlar minede çatlak oluşturduğu için çok fazla artık önerilmiyor diyebilirim. Mine çatlağı neye sebep oluyor? Postoperatif hassasiyete sebep olabilir. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekli. Çok özet şekilde bu kısmı en azından geçersem. Vakalara dönecek olursak, preparasyonda bir kırık diş restorasyonu yapıyorsak kabul edilen 45 derecelik yaklaşık bir
bizotaj, bevel yapmamız. Bu neden gerekli? Siz bu gördüğünüz bölgede yaklaşık şu alana kadar 45 derecelik bir bizotaj yapmadığınız takdirde bu kırık hattını kapama şansınız yok. Nasıl bir kompozit kullanırsanız, ne marka kullanırsanız kullanın. Kompozit firmasının temsilcisi der ki her türlü kırığı kapatabilirsin bu kompozitle. Preparasyonu doğru yapmazsanız asla kapatamazsınız. Neden derseniz de ön bölge, labial bölgesinde daha keskin olan mine kenarı her şekilde ışık o bölgeye vurduğunda bir farklı kırılma yapıp keskin bir şekilde yansıyacaktır. Bunu da siz kırık hattı olarak göreceksiniz restorasyonda. Dolayısıyla bunu estetik açıdan bizim mutlaka hafif 45 derece olarak eğimli hale getirip kapatmamız gerekli. Ve kapatıcı olan kompozitin de denting kompozit ya da mine kompozit, denting kompozit ya da body kompozitinin bu bölgeyi sarması gerekli. Burada gördüğünüz gibi bir restorasyon için yine aynı şekilde 45 derece bakın eğimli bir bizotaj. Çok da aslında konservatif olmayan belki de bir bizotaj yapmak gerekebilir. Klasik restorasyonlarda bu daha aslında trajik diyebilirim. Hepinizin başına geliyordur. Klasik restorasyon yaparsınız. Arkadan minimal invaziv olarak temizleriz çok güzel. Önde bir hafif ön tarafa gelir bir yarım ay kalır. O yarım ay bölgesine kompozitik koyarsınız. Orayı bozmamak için çünkü çok sağlam güzel bir minedir aslında orası. Konservatif kalayım deriz hepimiz. Ben de bu bölümdeyim aslında üniversitede. Oraya koyarız kompozitif fakat o yarım ay hep belli olur. Ha, deriz ki kompozit bakın rengini tutturamadım. Koyu kaldı. Halbuki sizin oradaki bizotaj yapmanız için farklı hastanın başını çevirdiğinizde farklı açıda ışık farklı kırıldığı için renk farkı oluşuyor demektir bu. Dolayısıyla o bölgede de bazen konservatiften vazgeçip eğer hastanın kabul edebileceği bir durum değilse tabii orada da ince bir mine kaldığı için siz bizotaj yapayım dediğinizde o dişin yarısına kadar gitme gibi bir durumunuz olur. Bazen bunu yapmak gerekiyor dürüst olmak gerekirse. Oradaki hattı kapatmak istiyorsanız eğer. Sağ altta üçüncü gördüğünüz vakada durum daha zordu hatırlarsanız. En zor dediğim vakalardan biri benim açımdan. Çünkü dişte renklenme var. Preparasyon denildiğinde mecburen arttıracaksınız ki bu renklenmeyi kapatmak için daha kapatıcı kompozitler, daha kalın dentin renkleri koymanız gerekli. Dolayısıyla preparasyon derinliği artıyor. Derinlik artınca hocamın dediği gibi mine dokusundan feragat ediyoruz. Dolayısıyla restorasyonumuzun en ciddi tutunacağı olan dokuyu aslında kaybetmemiz gerekiyor birinci problem. İkincisi ne kadar derinlikte preparasyon yaptığınızda ne kadarlık bir renk değişimi olacak? Tabii bu arada beklediğiniz dehidrate olduğu zaten rengi görmüyorsunuz. Rengi tutturmanız ciddi bir problem. Dolayısıyla böyle bir venel preparasyonu yapıyoruz. Ve aslında şöyle söyleyebilirim. İlk seansta kompoziti koyduğumuzda renk açısından şansımızı deniyoruz. Burada dentine bağlanma açısından ben klinikte çok sayıda vaka yaptım. Kompozit açısından hiçbir problem yaşamadım. Yani hiçbir zaman tam olarak oradan restorasyon düşmedi. Bunu söyleyebilirim. Desimantasyon dişten direkt gibi bir durum olmadı. Fakat dediğim gibi renk açısından ciddi problemler yaşadım. Bir tanesini de hatırlıyorum. İki santralde işlem yapıyordum. Diğer santral dişe geçtiğimde öğrenciler de izliyorlar. Tabloya baktığımda bond fırçası yoktu. Dolayısıyla anlatırken bond sürmeyi unutmuşum ilk dişe. Dolayısıyla çok da güzel olmuştu. Öyle bıraktım fakat bir hafta gitmeden düştü. Sonra onu indirekt restorasyon olarak düzenleyip tekrar yapıştırmıştım. Tabii onun ayrı bir protokolü var. Bir tane öyle restorasyonum komple düşmüştü söyleyebilirim. Kırık çok oldu fakat restorasyonum komple düştü. Dentine dahi bağlansa klinik açısından bende hiç olmadı. Tekrar söylüyorum yani ben birazcık, biz tabii bilim insanlarıyız hocam en başta. Hakan hocam öyle. Yani biz işlerin daha mükemmele doğru hocam da bahsetti gitmesi için bilimsel çalışmaları zaten yapan insanlarız. Bunların çok daha duayenleri var. Yapılmalı da zaten mutlaka. Fakat klinik başarı açısından hasta kabulünün en azından şu anki konumuzla ilgili söyleyebilirim bunu ben. Bence daha ilerisindeyiz. Yani hastalar zaten artık bizim yapacağımız şeylerden çok memnunlar. Biz birazcık aslında kendimizi biraz daha tatmin etmek için işi biraz daha ileri götürmeye çalışıyoruz gibi geliyor bana, bilmiyorum. Şahsi fikrim tamamen. Son vakaya baktığımızda da eski kompozit restorasyonlar vardı biliyorsunuz. Bunları prepare edip üzerlerini tekrar kompozit örteceğiz ve tek renk bir restorasyon yapacağım burada da. Çünkü Mabelon'u yapmanın gerekli olmadığını düşünüyorum böyle bir durumda. İkinci basamaklarımız vakalar için bu şekildeydi. 2015 yılında Heinze'nin bir çalışması var. Bir meta analiz çalışması. Yani birçok yayının bir sentezi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunu özellikle yine buraya koymak istedim. Çok genelde bahsederim.
şöyle bir şeyden bahsetmişlerdi. Mine'de yaptığımız beveling, biz yıllarca nasıl aslında bunu bahsettik ve anlattık ve anlatıldı. Yüzey alanını arttırır vizotaj yapmak Mine'deki. Dolayısıyla tutuculuğu arttırır bu açıdan. Fakat bu yayın ve bu bir meta analiz çalışması şöyle bir sonuç verdi ki bunu yapmanın yaptığınız restorasyonun uzun vadedeki kalitesi açısından hiçbir önemi yok. Fakat aynı yayın dedi ki estetik bir kaygınız varsa bunu yine yapabilirsiniz. Bundan sonra araştırmacılar da tabii bunu minimal düzeyde yapmaya başladılar. İşte size bahsettiğim 45 derecelik minimal vizotaj yapmamızın sebebi tamamen estetik olarak oradaki kırık hattını veya klasüçlerdeki o hattı örtmek sebebi yapıyoruz. Yoksa artık aslında bu yayına göre bağlantıda bir ciddi bir katkı sağlamıyor diyebilirim. Tabakalama teknik konusuna bakalım. Şimdi burada benim genelde favorim diyebilirim. Freehand tekniği benim açımdan ön plana çıkıyor. Fakat burada ben aslında size çok video göstermek isterdim bununla ilgili. Hani hiçbir şey koymadan rubber dam izolasyonu burada şart. Dediğim gibi ince bir spatülünüz olması bence şart. Bunlarla direkt kompozite build up dediğimiz üst üste yığarak küçük parçalar halinde özellikle diastema kapamalarda ben çok tercih ediyorum. Bütün işlemi bu şekilde kompozite yığarak yapma şansınız var. Silikon anahtarlı uygulama hocamın da bahsettiği gibi aslında altın standart diyebilirim şahsi fikrim bu konuda. Çünkü en hassas tabakalamayı silikon anahtarla yapabiliriz. Dolayısıyla bir mamelon işleyeceğim zaman bir işte yani polikromatik bir restorasyon yapacaksam dolayısıyla en arka bölgeden mine, orta bölgede dentin ve üst bölgede yine mine ile örtmemiz gerekiyor ki doğal dişi taklit edebilelim. Bu durumda silikon anahtar uygulamanız gerekli. Çünkü mine inceliklerini ve dentinin yeterli kalınlığa ulaşmasını silikon anahtar olmadan yapma şansınız çok zor. Burada gerçekten o inceliklere ulaşabiliyoruz. Birazdan bahsedeceğiz. Geleneksel matrix bantlarıyla uygulama yapabiliriz. Artık çok tercih etmesek de örneklerini göstereceğim. Özel matrix bantları var bu konuda. Bunları kullanabiliyoruz. Prefabrika venerler var. Yine bunu da göstereceğim. Ya da özel şablonlar var. Bunlardan da kısaca bahsedeceğim. Peki, asit uygulaması yani fosforik asitle pürüzlendirme mineyi bir altın standart. Bu artık literatürde kabul edilmiş bir durum. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka mine dokusunu asitle pürüzlendirmeniz lazım. Bazı diastema vakalarında ben hiç preparasyon yapmıyorum örneğin fakat mutlaka fosforik asitle pürüzlendirmeyi yapıyorum. Bunu yapmadığınız takdirde tekrar söylüyorum firmalar size benim üniversal adezivim şu kadar iyi bağlıyor, bu kadar etkili dese bile asla bunun kadar iyi bağlantı sağlanmayacaktır. Kendinden asitli self-etch bir adeziv kullanıyor bile olsanız, üniversal adeziv kullanıyor bile olsanız mutlaka mineyi asitleme işlemini yapmanız gerekli. Aksi takdirde kısa sürede chipping dediğimiz o bölgelerden ufak ufak kompozit parçalarının kırılması sonrası ufak renklenmelerle rastlamanız mümkün. Onun için hatta bizotaş hattını biraz daha taşıracak şekilde ben burada gördüğünüz gibi asitlemeyi yaparım. Tercihen selektif etçi yapabilirsiniz. Yani sadece mine bölgesine asit sürüp sonrasındaki dentin bölgesine ben genelde artık üniversal adeziv kullanıyorum. Üniversal adeziv dediğimiz zaten self etch yani kendinden asitli olan adeziv sistemler. Dolayısıyla bunların zayıf asitleri de dentinde pürüzlendirme yapıyor. Dolayısıyla da bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Fakat ön bölgede dürüstçesi klinik tecrübelerimden yine şunu söyleyebilirim ki çok ekstrem bir durumda tabii pulpa iz düşümü görünüyor falan gibi durumları kastetmiyorum. Fakat mine ve dentine birlikte asit sürdüğünüzde postoperatif hassasiyet dürüstçesi ben hiç yaşamadım. Fakat posterior bölgede ben mutlaka selective etch yapıyorum. Bunu söyleyebilirim. Burada farklı örneklerini görüyorsunuz. Asitlemeyi mutlaka ve mutlaka dediğim gibi yapın ve asitin yıkanması için en azından 10 saniye süreyle mutlaka suyu, havayla birlikte olmayan sadece suyu yüzeye çarpmasını lütfen dikkat edin. Aksi takdirde sadece rengin gitmesi değil oradaki konu. Özellikle dentin dokusu söz konusuysa tübüllere gelen asidin de uzaklaşması için 10 saniye gibi bir süreyle suyun yüzeye çarpması gerekli. Üçüncü işlem basamağımız buydu ve sonrasında da bugün bu konuya girmeyeceğim tabii ama adeziv ajanın uygulanması var. Üçüncü aşamayı böyle sayabiliriz. Piyasada çok sayıda üniversal adeziv artık var hemen hemen her markanın. Ben hepsini kullanıyorum aktif olarak klinikte. Ve şunu söyleyebilirim ki hepsinin farklı özellikleri var gerçekten de. Ama firma nasıl öneriyorsa o şekilde uygulayın. Bunları gerçekten o zaman çünkü olması gereken megapascal dayanımlarına, bağlanma oranlarına
ulaşabilirsiniz. Hepsinin standart bir kullanımı yok. Firma nasıl öneriyorsa o sürede işlemlerle kullanmak lazım. Ne gibi işlemler? Çok kısaca da ona da bakalım. Klinikte çok basit gelebilir belki ama aslında sonuçları etkileyebilecek şeyler. Saklama koşulları. Bir buzdolabında saklanması gereken 4 derece yazan bir ürünü örneğin buzdolabında saklayın. Günlük çıkarıp sonra tekrar yerine koyun. Şişenin çalkalanması konusu önemlidir. Çünkü bu bir çözelti en nihayetinde. Dolayısıyla da akşamdan klinikte kenara koyup sabah alıp direkt bond fırçanızla sürdüğünüzde üstteki seyrelmiş kısmını sürersiniz. Onun için günlük en azından bir kez kullanmadan çalkalamak gerekli. Kapağın kapatılması bizim üniversitelerde ciddi problemimizdir hocam da takdir eder ki. Dolayısıyla lütfen buna dikkat edin. Kapağı açık tuttuğunuzda içindeki çözücü uçuyor. Böylece aktif hale geliyor ve ciddi bir bağlanma kaybı yaşamanızın sebebi olabilir. Her seferinde kapatsanız bile aslında hemen şişenin sonuna geldiğinizde baştaki etkinliği olmayacaktır. Bunu da söyleyebilirim. Wet bonding uygulaması hemen hepsi için halen geçerli. Dentini de uyguluyorsak özellikle tam olarak dentini kurutmuyoruz. Bir postoperatif hassasiyet sebebi biliyorsunuz. Ripping ya da scrubbing diye de geçer. Ovalama süresi. Yani ne kadar süre süreceğiniz yüzeye, bunu ne kadar süre bekleyeceğiniz ya da hava uygulamanızın süresi ya da basıncı hepsi firmalar tarafından ayrı ayrı belirlenmiştir. Dolayısıyla hangi firma nasıl yapmanızı öneriyorsa lütfen o şekilde kullanın. Ve polimerizasyona da, bugün bu konuya da girmeyeceğim ama önemli bir konu gerçekten. Polimerizasyon cihazınızın temizliğine, uçlarının sağlam oluşuna ve oranın temizliğine ve nasıl uyguladığınıza gerçekten dikkat etmeniz gerekli. Vakalara devam edelim. Asit bond işlemini yaptık. Dolayısıyla polikrom tabakalama yaptığımız bu ilk vakada silikon anahtar kullanıyorum. Neden silikon anahtar kullanıyorum? Çünkü mamenon işleyeceğim. Ve en kontrollü ve güvenilir yöntem bu. Dolayısıyla palatal duvar için silikon anahtarı koyduğumda ince, en olabilen en ince şekilde mine kompozitiyle palatal duvar oluşturmam gerekiyor. Silikon anahtarı nasıl oluşturuyoruz derseniz birazdan onunla ilgili de bir örnek göstereceğim. Diğer vakada hatırlarsanız kırık bir diş vardı. Tek renk yani monokrom bir restorasyon yapıyorum. Dolayısıyla seçtiğim kompoziti biliyorum ki renk seçimi yapmıyorum. Bu kalemin efekti çok yüksek. Dolayısıyla rengi uyum sağlayacağına inanıyorsanız, deneyimlediyseniz tabii ki. Bakın ben önce örneğin burada klasik böbrek matris bantlarıyla dişin marjinal duvarlarını yapmışım. Çünkü ne kadar kompozit koysanız da inceliği önemli değil. Zaten her yere aynı kompoziti koyacağım. Dolayısıyla kamalarla izole edip kendinden kontrollü böbrek matris bantlarını dik şekilde kullanarak öncelikle marjinal bölgeleri yapmışım. Nasıl bir işlem yapmak istiyorsanız isterseniz palatal bölgeyi önce koyun. Tek renk restorasyonunda zaten bir sıkıntı olmadan, hele ki rubber'da izolasyonunuz varsa işlemi yapma şansınız var. Bu şekilde de ilk kompozit aşamasını tamamlama şansınız var. Zor dediğim diğer vakada yine mamelonu da işleyeceğiz. Fakat burada esas sıkıntımız hatırlarsanız rengi kapatmaktı. Burada da yine mine kompozisiyle öncelikle bir palatal duvar yapmışım. Çünkü orada bir şeffaflık oluşturmam gerekiyor ki mamelon efektini oluşturabileyim. Ve diğer vakada yine tek renk restorasyon koyacağım için yine böbrek matris bantlarıyla kendinden kontrollü mezyal ve distal bölgesini dişin örtüp kamalarla iyice izole edip üzerine tek renk bir kompozit yerleştireceğim. Dördüncü işlem basamağımız bu şekildeydi. Silikon indeksi nasıl oluşturuyoruz? Özetlemek gerekirse ya ağızda geçici bir kompozitle, yani asit bond sürmeden orada bir geçici restorasyon yapıp siz onun arkasından, palatal bölgesinden tercihen A tipi bir silikonla oluşturabilirsiniz. Ki buna mock-up diyoruz. Fakat bizim burada seramikten farklı olarak palatal bölgedeki embrasürlerimizin açıklığı, yani burada gördüğünüz şu alan önemli. Ya da hastanın ağzından ölçü alıp özellikle çoklu dişte restorasyon yapılıyorsa bu daha avantajlı. Siz ya da teknisyeniniz model üzerinde wax-up yaparak, yani mum modelaj yaparak size bir olması gereken palatal yüzeyi oluşturabilir. Ve buradan yine birinci ölçü silikonu, A tipi silikonu yerleştirip silikon anahtarı oluşturup ağızda uygulayabilirsiniz. Teknisyenle yaptığınızda lütfen bunu teknisyenize anlatın. Çünkü genelde seramikle ilgili çalıştıkları için hep ön bölge embrasörlerine dikkat ederler. Palatal bölgeye dikkat etmezler. Fakat burası bizim için önemli burada. O açıklıkların oluşturulması gerekli. Sonrasında silikonu yerleştiriyoruz. Ve bu şekilde bir silikon anahtar kolayca elde edebilirsiniz. Tabii ki wax-up yaparsanız biraz daha zaman alacaktır. Belki de iki seansa uzayabilir işleminiz.
Vakalara devam edersek, ikinci yapacağınız işlem silikon anahtarla çalıştığımız vakada marjinal duvarı yapmak. Dolayısıyla burada yine bir böbrek matrix bandı kullanmışız ve bu şekilde bir mezyal marjinal duvarı oluşturmuşuz dişte. Dolayısıyla bir box'ınız artık olmuş oluyor. Bunun içerisini doldurmak tamamen sizin elinizde. Diğer vakada hatırlarsanız önce tek renk kompozit uyguluyorduk. Mezyal ve distal bölgeleri yapmıştık. Burada bakın pratik bir şekilde klasik kullandığımız şeffaf matrix bandını dişin arkasından geçirip paletal bölgedeki kompozitü taşmayacak şekilde bir parmak basıncıyla oluşturma şansınız var. Farklı yöntemlerle kullanılabilir. Diğer vakada ise paletal duvarı oluşturmuştuk hatırlarsanız. Burada elimizde şöyle bir elimizi kuvvetlendiren durum var artık. Eskiden teknisyenlerin uyguladığı opakürler biliyorsunuz halen var. Yani seramiklerde dişlerin alttaki renklenmesini örtmek için seramiğin içerisine opakürle kapatıcı koyarlardı. Hala da koyarlar. Bunlar artık kompozit için yani direkt restorasyonlar için de var. Bu opakürler çok opak. Gerçekten rengi ışığı hiç geçirmeyen, value'su çok yüksek renkler. Bunlara incecik akışkan kompozitler bunlar. İncecik yüzeye yaydığınızda oradaki rengi büyük ölçüde kapatma şansınız var. Fakat yine ne kadar kalınlıkta koyduğunuz ve alttaki dişin ne kadar renklenmesi olduğu, sizin üstte koyacağınız kompozit sonrasında nasıl bir renk cevabı vereceğini görmeniz yine bir muamma. Fakat elimiz birazcık daha bu açıdan kuvvetlendi diyebilirim. Son vakada yüzeyi komple, zaten arkada diş dokusu olduğunda aslında en kolay durumdur. Dolayısıyla dişin komple olduğu kompozit lamina restorasyonlar bence en kolay restorasyonlar. Zaten diş var. Hele ki tek renk bir restorasyon yapıyorsanız yüzeyi komple örtersiniz. Primer morfolojisini oluşturursunuz ve sonrasında cilaya geçersiniz. Dolayısıyla cila öncesi açısından bu vakaları düşünürsek aslında son vakadaki işlemimiz bitti bile diyebiliriz. Beşinci aşamada. Diğer vakalardan devam edelim. Bakın kapatıcı olan dentin kompozisini birinci vakaya yerleştirdik. İlk olarak genelde kırık hattını kapamak için oraya yerleştiriyorum. Sonrasında tabii komşu dişte şu andaki mamelon efektini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla ya en başta o 3 dakika içerisinde aldığınız fotoğraftan ya da A4 kağıdına çizdiğiniz şekilden şu an bakıyor olmanız lazım. Ve bakacağınız şekle göre de buradaki düzenlemeyi yapmanız gerekiyor. Diğer tek renk restorasyon vakamızda yüzeyi kompozitle komple örtüp primer morfolojiyi oluşturup cila aşamasına geçiyoruz. Zaten o da aslında bitmiş gibi oluyor diyebilirim. Ve burada gördüğünüz işte opakür. Renklenmiş olan işte yerleştirdiğimiz opakürü tüm yüzeye sadece mamelon işleyeceğimiz için insal kenardan uzak kalacak şekilde yaptığım kapatıcı olan dentin kompozitle birlikte tüm yüzeye yaydığımızda üzerine tekrar dentin ve mine kompozit koyma şansınız oluyor. Bu da işte biraz preparasyon derinliğini arttırma sebeplerimizden bir tanesi. Çünkü bir tabaka daha koyuyoruz ve işlemi bir basamak daha uzatan bir durum bu aslında. Dolayısıyla 6. işlem basamağı bu vakalar için buydu. İlk vakada mamelon işlediğimiz vakada yüzeyi mine kompozit ile örttüğünüzde artık cila öncesi işlemi tamamlamış oluyoruz. Fakat renklenme olan dişte dikkat ederseniz henüz dentin dokusunu ancak koyduk. Üzerini mine ile tekrar örteceğiz. Dolayısıyla bir işlem basamağı daha orada kalıyor diyebilirim. Dolayısıyla böyle bir farklılıkla aslında cila öncesi işlemleri tamamlamış şansınız var. Gördüğünüz gibi aslında tek renk restorasyonlar olayı çok daha basitleştiren restorasyonlar. Daha kısa şekilde işlemi ve daha az hassasiyetle hata yapma şansınız daha düşük olacak şekilde işlemi tamamlayabilirsiniz. Fakat yapamadığımız durumlarda mevcut. Polikromatik restorasyonlara başvurmamız gereken durumlarda mevcut. Peki başka ne gibi işlemlerle bunu yapıyorduk? Tabii burada freehand tekniği gösteremedim. O ayrı. Ama silikon anahtarla esas olan yöntemimizi gösterdik. Matrix bantlarını zaten içerisinde silikon anahtar kullanmadığımız durumlarda kullanıyoruz. Standart bantları. Peki özel matrix bantları, prefabrike venerler ve özel şablonlar neler? Çok kısaca ona da bakalım. Özel matrix bantlarımız, bakın bu gördüğünüz Directon'un coform bantları. Her dişin mezgeli ve distali için farklı boyutlarda hazırlanmış şeffaf matrix bantları. Gördüğünüz gibi palatal bölgeyi de aslında örten bir yapısı var ve siz bunu makasla kesip ön bölgesinden bir manipülasyon boşluğu açıp ayarlama şansınız da var. Kendinden kontrollüdür mezyalleri ve distalleri. Dolayısıyla içerisine kompozitü yerleştirerek restorasyonu tek seansta tamamlama şansınız var. Diğer bir alternatif BioClear'ın matrix bantları. Bunların en büyük avantajı olarak şunu söyleyebilirim diğerlerinden farklı olarak. Bakın bu vakada da gördüğünüz gibi özellikle bu karanlık üçgen dediğimiz diş eti çekilmesi sebebiyle oluşan özellikle yaşlı hastalardaki
yaşı ileri hastalardaki bu karanlık üçgen kole bölgelerinde oluşan karanlık üçgen bölgelerini bu bantların kontürü çok doğal şekilde kapatmamızı sağlıyor ve kolay bir şekilde. Bunu rubberizasyon altında bir freehand olarak kompozit yiyerek de yapabilirsiniz. Fakat çok daha zor olacaktır. Bu bandı yerleştirip kompozit uyguladığınızda gerçekten oradaki çıkış profilleri çok doğru ve estetik şekilde oluşturma şansınız var. Yine farklı bölgeler için farklı boyutlarda ve kontürlerde bantlar mevcut hem ön bölge hem de arka bölge için bu markada. Bir başkası Polydentia'nın Unica Anterior bantları. Bunlar metal matris bantlarıdır. Fakat şöyle gösterebilirim. Servikal bölgede ayrı bir kontürü var bu bandın. Marjinal bölgede ayrı bir kontürü var. Bir de üstünde palatal kulakçıkları mevcut. Palatal kulakçıkları siz parmağınızla bastığınızda bir palatal duvar oluşturma şansınız var bir kırık restorasyonunda. Ya da bu tarzda gördüğünüz split dam uygulamalarında yani rubber dam'i tam uygulayamadığınız retainer olan durumlar gibi durumlarda ki burada da retainer var aslında. Bu bandı yerleştirip üstüne bir gingival bariyerle bir sabitleme yaptığınızda kamalarla inanın içeri hiçbir sıvı sızmıyor. Dolayısıyla iyi bir izolasyonu bu bantla da gerçekleştirip üzerine kompozit koyarak fazlasını freze döndüğünüzde zaten çok güzel bir çıkış profili oluşur. Sağlama şansınız var. Eskiden en büyük handikapı sadece santrallere uyuyordu çünkü büyüktü bantlar. Fakat şimdi yeni üretilenlerinde lateraller içinde hatta alt dişler, alt kesici dişler içinde farklı boyutta olan bantları mevcut. Tek kullanımlık tabii ki ama bu bantları da tercih edebilirsiniz. Bir de prefabrika venerleri var. Bu gördüğünüz Componer, Colten firmasının. Bunlar hazır, dışarıda polimerize edilmiş kompozit venerler. Yani indirekt venerler aslında. Fakat hazırlandıkları için önceden tek seansta yapabildiğimiz indirekt venerler. Peki zaten indirekt vener yapacağım. Zaten preparasyonu yaptım. Neden kompozit yapacağım diyebilirsiniz. Çünkü evet literatürde seramiğin hala kompozit gitgide yaklaşsa da artları kompozite göre var. Dolayısıyla seramik vener neden yapmayayım diyebilirsiniz. Bir, tek seansta yapma şansınız bir avantaj. İkincisi de bunlar kompozit olduğu için tekrar cilalama, kırıldığında tamir etme veya koyduğunuzda istediğiniz şekilde uyumlama veya ek işte yüzey özellikleri ekleme gibi özellikleriniz mevcut. Çünkü kompozitle yapıştırıyorsunuz ve tekrar oraya sağına soluna kompozit ekleyip veya azaltıp eksiltip şeklini değiştirip istediğiniz gibi oynama şansınız var. Böyle bir avantajından dolayı da bunları tercih edebilirsiniz. Benzer bir üründe Edelweiss firmasının Venner sistemlerinde mevcut. Yine hazır, dışarıda hazırlanmış indirekt kompozit Venner'ler. Tek seansta en uygun olanını seçip dişinize yapıştırıp uyumlayıp olayı bitiriyorsunuz. Fakat görünen kadar aslında kolay da olmayabiliyor. Çünkü bunları yerleştirdikten sonra uyumlamak da gerçekten ciddi bir problem. Sonrasında cilalamak da tabii gerekli. Onun için aslında sanıldığı kadar da çok kolay değil ama Venner restorasyonu açısından bir avantaj sağladıkları da aşikar. Ayrıca özel şablonlar mevcut. Bu gördüğünüz Ultradent'in U-Venner'leri. Eskiden olanlarda yüzeyinde bakın burada dikkat edin görünüyor mu orada ne kadar bilmiyorum ama hafif perikimatiyi taklit edecek enine horizontal çizgiler mevcut şablonlarda. Eskiden bu yoktu. Yenilerine bunu da kattılar biraz daha doğal olması adına. Bunların yine farklı boyutları var dikkat ederseniz. En uygun boyutu dişinize uygun. Alt ve üst altı kesici diş için hazırlanmıştır. Large, X, large, medium ve small olarak otokullanabiliyor. Siz seçip istediğiniz kompozit ürünüyle bunu yerleştirip üstünden basınçla bastırıp ışıklıyorsunuz şeffaf olduğu için. Sonrasında taşan bölgeleri temizleyip cilalamayı yapıp bitiriyorsunuz. Yüzey özellikleri dahil iyi bir restorasyon oluşturma şansınız bunlarla da var. Vakaya dönecek olursak cilalamayı yapıp işlemi bitirdiğimizde hemen işlem sonrasındaki görüntülerimiz bakın bunlar. Aslında dikkat ederseniz evet mamelon efekti oluşturduğumuz şu vakalar çok daha estetik bu doğru. Fakat gerçekten benim nacizane fikrim hastalar çok fazla bunun bu kısmına takılmıyor. Evet siz böyle mamelon olan bir dişte hiçbir mamelon yapmadan buraya bir monokromatik restorasyon yapma şansınız yok. Çok sırıtacaktır. Fakat burada belki yapabilirdik bile aslında. Ve çoğu durumda aslında tek renk restorasyon durumu kurtarabiliyor diyebilirim. Dolayısıyla bunu kullanırsanız rahatlıkla hasta memnuniyetini sağlama şansınız bana sorarsanız var. Dolayısıyla tek renk restorasyonların daha kısa sürede bittiği de bir gerçek. Peki bitim ve cilayı nasıl yapıyoruz ona da bakalım. Süremi çok aşmak istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Bitim işlemini yaptıktan sonra
Oksijen emisyon tabakası, bugün bu konuya girmeyeceğim. Bir tartışma konusu halen literatürde de aslında, ön bölge dişler için. Onu elimine edebilirsiniz. Sonrasında bu gördüğünüz cila disklerini ben artık sadece yüzeyde asla kullanmıyorum. Sadece hocamın da bahsettiği embrasürleri oluşturmak için kullanıyorum. Yani primer morfolojiyi oluşturmak için, embrasürleri oluşturmak için bu diskleri bakın burada gördüğünüz şekilde kullanabilirsiniz. Yüzeye dokundurduğunuzda yüzeye yaptığınız bütün o mikro özellikleri de yok ettikleri için yapay bir görüntü oluşturuyor. Onun için yüzeyde başka bir cila materyaliyle cila yapıyorum. Göstereceğim birazdan. Bakın bu bahsettiğim 12 numaralı bistüri iyi bir periodontal scaler da aynı işi görür aslında. Fazla olan kompozit bölgelerinde minimal dokunuşlarla sert kompozite bu şekilde tıraşlama şansınız var. Fakat çok kontrollü çalışmanız lazım. Çok agresif bir enstrüman olduğu için. Dolayısıyla o nedenle başta dediğim gibi yuvarlak saplı bir bistüri ucu çok daha kontrolünüzü sağlayacaktır. Düz olanlarda bunu yapmak daha zor. Mutlaka ve mutlaka arayüz cilasını yapmak gerekli. O gösterdiğim özel matrix bantları, bioclear gibi, directa gibi, bunlar da buna gerek kalmayabilir. Çünkü gerçekten cam gibi bir yüzey çıkıyor. Fakat ekleyerek yaptığımız kompozitlerde mutlaka arayüz cilasını yapmak gerekli. Ve yaparken de dikkat etmeniz gereken diastemi açmamanız. Burada zaten diastemalı bir hasta da buradaki örnekte o açıdan daha rahatız. Fakat diastemi açmamak adına da en azından 2 gren, çok kalın olmayan grenlerle arayüz cilasını oluşturmak gerekli. Yüzey anatomisini tercihen ben aslında Anguldurva freziyle, Anguldurva'ya takılan mavi bantlı bir elmas frezle, yani buraya ek olarak oluşturuyorum. Fakat kırmızı bantlı bir frezle Arkansas taşlarıyla yere gelip veya tungsten karbit frezlerle de bunu yapma şansınız var. Cilaları bitimi yapma şansınız var. Fakat ben genelde mavi bantlı, çok düşük turda, susuz bir Anguldurva'ya takılan elmas frezle bunu yapıyorum. Çünkü onun oluşturduğu çizikler kompozit yüzeyinde doğal bir perikimati görüntüsü oluşturuyor ve sonrasında yaptığım cilada aslında tekrar bir mikro yüzey özelliği oluşturmama gerek kalmıyor. Çok detayına bugün girmeyeceğim ama genelde kullandığım yöntem bu. Bu ürünleri şiddetle tavsiye ediyorum. İV firmasının EVE diye yazılır. İV firmasının ürettiği ürünlerdir. Kuraray'a da ürettiği için Kuraray da satıyor. Ya da 3M'in de benzer spiral cila lastikleri mevcut piyasada. Bunları saat yönünün tersine kullanmanız gerekli. Saat yönüne kullanırsanız dikkat ederseniz belli bir yönü vardır ve direkt parçalanır. Elmas partikülü emdirilmiş cila lastikleridir bunlar. Dolayısıyla ben Anguldurva'da düşük turda susuz kullanıyorum. Yaparken hassasiyet yapabilir. Fakat hiçbir vakada postoperatif hassasiyete sebep olmadı. Suyla da kullanabilirsiniz hassasiyeti engellemek adına. Fakat suyla çalışınca nereyi ne kadar cilalayıp temizlediğimi görmediğim için genelde ben tercih etmiyorum. Birincisi kalın, daha doğrusu koyu renkte olanları, İV'de renkleri farklıdır. Bunlar Kuraray markasının lastikleri. Koyu renkli olan bitimi, yani kaba cilayı yapar. İnce olansa hiç yüzeyde aşındırma yapmadan ince cilayı yapıp yüzeyi parlatmanızı sağlar. Literatürde bunlar sonrasında cila patlarını kullanmanızın renklenmeyi kompozitlerde azalttığını söyleyen çok yayın mevcut. Dolayısıyla üzerine cila patı da uygulama şansınız var. Total olarak materyaller nelerdi? Hemen özetlersek, cila diskleri, embrasürleri oluşturmak için genelde kullanıyorum. 12 numaralı bistüri ucunu interdental düzeltmeler için kullanıyorum. Arayüz zımparası herhangi bir markanınkini tercih edebilirsiniz. Ve spiral cila materyallerini de yüzeydeki cilayı yapmak için kullanabilirsiniz. Vakaların takiplerine bakacak olursak, bakın ilk vakanın 4,5 yıllık takibinde ben bu takipleri yaparken skorladığım için normalde hiçbir şekilde tekrar cila yapmadığım hastalar bunlar. Yani tamir, cila gibi işlemler yapmıyorum. Fakat aslında bunlar kompozisyonun en büyük avantajlarından biri. Bitirmek üzereyim ama birazdan çok kısa bahsedeceğim. Dolayısıyla da bunları yaptığınızda aslında daha da iyi durumda da olacaklardır. Bunu söylemek istiyorum. Yine diğer vakanın 2 yıllık takibi ve son tek renk yaptığımız restorasyonun, birden çok restorasyonun 5 yıllık takipleri. Bakın hepsi de aslında iyi durumlarda. Hepsi de estetik olarak kabul edilebilir restorasyonlar. Dolayısıyla çok da fazla macera arayıp her hastada mamelon oluşturmak gibi bir mücadeleye girmeye de aslında bence gerek yok. Gerçekten gerekli olan da yapalım. Ama gerekli değil, durumu kurtaracak hastalarda da artık elimizde güçlü tek renk kullanabileceğimiz materyaller mevcut. Peki literatüre bakalım ne diyor bitirirken.
Ön bölge seramik restorasyonlarda dikkat ederseniz bakın 5 yıllık takiplerinde %90 gibi en az bir başarı mevcut klinik takiplerinde. 20 yıllık takiplerinde %80, hatta güncel literatürde daha da yüksek sonuçlar aslında seramikte artık bulunuyor. Zaten seramik bu konularda kendini kanıtlamış bir materyal. Yani hastaya siz restorasyonu yaptınız, hasta yurt dışında yaşıyor örneğin, gidiyorsa seramikte evet doğru bir oklüzyon, fonksiyon oluşturduysanız gözünüz kapalı yapma şansınız var. Kompozit bu konuda biraz eleştirilir. İndirek olarak kompozit ve seramiği karşılaştıran yayınlara bakarsak 3 yıla kadar benzer başarı genelde görülmüş. Fakat 10 yıl gibi uzun vadedeki klinik değerlendirmelerde seramiğin daha başarılı olduğu görülmüş. Bu da zaten genel olarak aslında bildiğimiz bir şey. Kompozit ön bölgede peki klinik başarısını direkt restorasyonlara nasıl görüyor yayınlar? Çok uzun süreli yayınlar aslında çok fazla mevcut değil. 3,5 yıllık takiplerde %80'in üzerinde, 5 yıllık takiplerde 84,6. Bunlar hep klinik çalışmalar bakın. 3,5 yıllık yine 87,5 bulunmuş. 7,5 yıl, 7,2 yılda 88,4. Yine 7 yıllık bir takipte %85. Aslında bir hayli kabul edilebilir oranlar. Evet, belki seramik kadar yüksek değil görünen ama bence bir hayli kabul edilebilir oranlar ki vücutta hiçbir doku bir 7 yıl sonra aynı şekilde kalmıyor. Bunu da kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla yaptığımızda hiç değişmeyecek bir şeyi yapmaya çalışmak da ne kadar doğru bilmiyorum ben de aslında. Çünkü biz doğal olanı taklit etmeye çalışıyoruz ve doğal olan zaten yaşlanıyor aslında. Dolayısıyla bu şekilde de olaya belki de bakmak lazım. Ben olaya farklı bir yönden, dediğim gibi güncel olarak tarama şansı bulduğum için yaklaşmak istedim bitirirken. Şöyle ki, restorasyonun tamirini düşünmemiz gerekiyor aslında. Yani bu size az önce bahsettiğim yayınların hepsinde şuna bakılmış ki, restorasyonun, ben de yaptığım yayınlarda aynı şeyi yeni yazıyor olduklarımda yaptım aslında, tamir gerektiren ya da tekrar cilalama gerektiren durumların, vakaların hepsini biz başarısızlık olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla aslında kompozitin en büyük avantajlarından bir tanesini değerlendirmiyoruz diyebilirim. İşte bu son dönemdeki yayınlar aslında biraz bunu tartışıyorlar. Diyorlar ki kompozitte biz bu tamir durumunu da göz önüne alıp aslında bunu da bir başarı kriteri gibi görmemiz gerekir. Yani tamir olan skorları başarısızlık gibi ayırmamamız gerekir. Ve bunu yaptıklarında bakmışlar ki o size az önce gösterdiğim oranlar ciddi oranda artıyor aslında. Ve dolayısıyla artık hemen hemen seramikle mücadele eder aşamaya da geliyor diyebilirim şu an için bile. Dolayısıyla bakın bu yayınların hepsinde aynı durum söz konusu. Güncel yayınlar ve sayısını arttırmak mümkün. Tamirin artık başarısızlık olarak kabul edilmemesi gerektiğine yönelik ve değerlendirme kriterlerinin buna göre yeniden ele alınması gerektiğini tartışan yayınlar diyebilirim. Dolayısıyla bu şekilde de olayı düşünmek lazım. Normalde tabii biz çalışmalarda böyle yapsak bile klinikte en büyük avantaj olan tamiri sık kontrollerle, en az 6 aylık kontrollerle düzenleyip çok daha uzun süreli kompozit başarısını sağlayabiliriz. Bunu da sağlamak aslında gerekli. Dolayısıyla son olarak nasıl bir ana fikir çıkartabiliriz bu konuşmadan? Onu da tekrar özetlemek istedim. Donanımlı bir kliniğiniz olmalı bence. Deneyimli bir hekim olmalısınız doğru bir restorasyon için. Fonksiyonel bir estetik sağlamalısınız. Hocam da bahsetti. Sadece estetik değil, hastanın fonksiyonu çok önemli. Fonksiyonu doğru oluşturmadığınızda estetiğin zaten hiçbir önemi yok. Çünkü zaten kırılacaktır, hasta kullanamayacaktır. Dolayısıyla fonksiyonu doğru oluşturmamız gerekli hastada. Daha basit işlem basamakları. Çünkü işlemin basit olması demek aslında başarısız olması anlamına gelmiyor. Doğru uyguladığınızda bu güncel materyal tekniklerle çok daha basit şekilde işlemi kaliteli olarak sonuçlandırabilirsiniz. Düzenli takipler kompozit için şart. Bunu mutlaka hastaya anlatın. İşlemden önce de ben çok anlatıyorum. Mutlaka kontrollere sık sık gelmeli ve düzenlemeleri yapmalısınız. Ve az önce bahsettiğim gibi bilimsel kanıta dayalı klinik işlemleri yapmalıyız. Fakat bilimsel olan her şeyde kural değil, bilim zaten böyle bir şey. Mutlaka şüpheci yaklaşmalıyız. Çünkü aksini söyleyen bir şey de olabilir, yoksa da yarın ortaya çıkabilir. Dolayısıyla buna yönelik de hareket etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Leonardo da Vinci de zaten benzer bir şey söyleyerek bunu desteklemiş ve yaptığınız için mutlaka sevin. Benim açıkçası yapmaya çalıştığım bu. Elimden geldiğince de nacizane size deneyimlerimi aktarmaya çalışıyorum. Hocalarımın yolundan ufak da olsa gitmeye çalışıyorum sadece. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.
Evet Boracığım. Ben yıllar Gittim biliyorum. Başınızı şişirdim ama hocam kusura bakmayın da. Yo, hayır. Çok güzel görselleriyle zengin bir sunum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim bu şansı verdiğiniz için. Sağ olun. Estağfurullah. Anneciğim, yorum sende. Çok teşekkür ederiz Bora. Ben teşekkür ederim. Umarım Hakan hocam hani birbiri ardına yakalamışızdır bütünlüğümüzü de. Harika gitti. Temel Yani ben konseptler. bir saat bakayım. Saat kaç? 1 saat 10 dakikadır. Kesintisiz bir şekilde. 2 saat 10 dakika pardon. Saat Saat o. 2 saat 10 dakikadır. Ben biraz uzattım, özür dilerim İki tekrar. saat, Çok hayır canım olur mu demek ki? aynen hocam. Burada kongre değil. Bu bilimsel tartışma. Geçen gün Korkut'la beraber Ali Çekici Korkut 11'i bulduk neredeyse. Sağ olsun Korkut'a kalsa daha sabaha kadar. Benim vaktim var sorarlar diyor. Ben ekran başında uyuyacağım artık dedim ben kapatıyorum yeter. Şimdi ikinize de özellikle sunumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben Teşekkür ediyoruz. Bora'yı hiç dinlememiştim. Hande kardeşim ben FTI Kongresi'nde geçen sene Buenos Aires'teydik değil mi Hande? Orada dinlemiştim. Evet. Gururumuz ödüller aldı Hande. Estağfurullah. Dünyada FTI'ın eğitim komisyonunda görev yapıyor. Hatta başkanı sanıyorum. Değil mi Hande? Avrupa bölgesinde sürekli eğitim direktörüyüm. Heh, ben bilmiyorum Türkçesini işte bunları sen Rejyonel bana direktörü destek ol. yapıyorum 2 seneden beri. Sen Evet. bizim gururumuzsun hep onu Ay ne demek söylüyorum. sizlerin ardından, bütün hocalarımızın ardından. Sağ olun. Korkut da genç bir kardeşimiz ama arkamızdan çok kuvvetli geldiğini hissediyorum. Çok Bilimsel çok. Bora da temellere restoratif. dayalı. Evet. 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 Çok Aynen. teşekkür ederim tekrar. Şimdi burada 11 tane mi? 11 tane soru görüyorum. Ya bir Evet, dakika ben bir ben. taraftan bakmaya çalıştım sorulara. Sanırım bazılarına hani sunumlarımızda yer verdik ama genel olarak isterseniz okuyup Hakan abi isterseniz siz yönlendirin bize. Nasıl isterseniz. Şimdi Tuğçe Pirinç meslektaşımış. Teşekkürler hocam. Çok verimliydi. Ben bukalomin kompozit, omnikroma, kompozitler hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim diye sormuş. Hocam buyurun siz. Ben mi cevaplayayım? Gerçi ikimiz de şey yaptık. Şimdi şöyle hani tek bir marka ismine de aslında gerek yok. Biraz daha bu kalemun efekti veren ya da daha çok işte biraz evvel değindik. Universal kompozit olarak daha body kompozit olarak ve farklı renkleri birbirinde o yansıtmaları, ışığın farklı kırılmalarını tek bünyede toplayan yeni kompozitler. Kıvamları doğrultusunda, doldurucu özellikleri doğrultusunda ve ışık özellik, optik özellikleri doğrultusunda evet daha endikasyon olarak biraz daha rahat, çok seçici olmayan vakalarda bize kolaylık sağlıyor. Yine başka bir soru vardı. Diyastemaların kapatılmasına, çok büyük hacimli olmayan diyastemaların kapatılmasında monokromatik sistemler yine ne kadar estetik cevap verebilir diye. Sevgili Berat Çetin sormuş onu da görüyorum burada. Dolayısıyla bu kompozitler evet bu ortak avantajlara sahip. Dolayısıyla çok translüsensisi çok belirgin minesidentin o ayrımlarda gösterdiğimiz her ikimizin de vakalarında gösterdiğimiz şekilde şeffaflığı ön planda olan o insizalin hiç aşınmamış olduğu daha camsı özellikle kendini göstermediği durumlarda gerçekten bu kompozitler bu bukalemun efekti gösteren bu universal body kompozitler bize uygulama kolaylığı veriyor. Tabakalama olayını sadece manipülatif tabakalama yaptığımız için. Bora senin görüşlerin nelerdir? Hocam katılıyorum size kesinlikle. Şeyde özellikle diyastema kapamalarda ben sadece monokromik tercih ediyorum artık. Yani Aynen. büyük bir Body'ler. diyastemaysa bir şeffaf plakla zaten onun öncesinde olması gereken yere getirip yapabiliriz. Ama zaten olması gereken boyutlarda body kompozitleri dediğiniz gibi inanılmaz işe yarıyor. Yani başka bir orada bir mücadeleye girmenin mineral Evet. kompozitleri hiçbir anlamı bence de yok. Çünkü ışığın geçişini de engelliyor. Orada çünkü ışığı da çok geçiren bir kompozit koyduğumuz zaman o grilik yapacaktır, şeffaflık yapacaktır. Dolayısıyla opasitesi kuvvetli olan bu body'ler hani dentinler gibi değil, çok böyle opak opak olmayanlar. Dolayısıyla bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla hani orada ekstra bir tabakalamaya ya da işte polikromatik bir sisteme gerek olmuyor. Kesinlikle. Okey. Anneciğim bakıyor musun sorulara? Emir Faruk Yılmaz. Çok doyurucu sunumlarda teşekkür ederim diyor. Fırça kullanırken modeling likit yoksa
Alternatifimiz ne olabilir demiş birisi. Emir Faruk Yılmaz birisi dediğim de kusura bakmayın. Ben öncelikle bir cevap vereyim. Burada hani görüşün. Evet, Madeline Kit, likit her zaman için elimizin altında bulunamıyor. Neler kullanabiliriz? Belki alternatiflerimiz olabilir ama neler kullanmayalım da tek bir cevap var. Dentin bağlayıcıları bu anlamda asla ve asla kullanmayalım diyoruz. Çünkü yüzeydeki o rengin refraktif indeksini, yansımasını bozduğu için, değiştirdiği için ve kompozitin kıvamını da değiştirdiği için kesinlikle cilalama ve bitim sonrasında çok daha farklı sonuçlara yol alabiliyor. Çok farklı, çok zaten hani çok az az kullandığımız likitler bunlar. Hani fırçanızı ıslatmak anlamında belki çok hafif bir sıvı gliserinle ıslatıp bütün o nemini fazla alıp sadece fırçanın kayganlığını sağlayabilirsiniz belki. Ama onun dışında hani birçok markanın var. Çok alsanız bile çok uzun süre giden materyaller bunlar. Ya da işte prekliniklerde kullandığımız izolan yine ıslatıcılar vardı. İzolasyon sağlayan materyaller. Onları da kullanabiliriz. Boracığım sen? Bilmiyorum, aslında zaten kullanmamak daha doğrusu değil mi? Yani evet. Aslında günümüzdeki birçok kompozit materyaline çok ihtiyaç da yok. Çünkü zaten yapılan materyaller değil. Hakikaten öyle olanlarla çalışıyorsanız da o zaman evet, modern kit bence de kullanmak lazım. Benim şahsi fikrim, görüşüm başka da bir şey, yani bir alternatif denemek yine macera olur ama kullanmanın da ciddi yüzey sertliğinde problemleri olduğunu okudum, biliyorum. O açıdan hani kullanmamak aslında daha iyi. Kullanıyorsak da bazen, çünkü ben kurslarda çok rastlıyorum, çok fazla sıvıya batırıp artık yani kompozisi bir akışkanlaştırmak değil orada. Aynen. Tamamen yapışmamasını spatüle ya da fırçaya sağlamak. Dolayısıyla fazlasını bir temiz serpa bir yere emdirip çok az miktarda kullanmak lazım hedefine yönelik. Aksi takdirde hiç kullanmamak, tekrar söylüyorum, daha güvenli ve daha iyi aslında. Aynen, mutlaka çok iyi kurulamak lazım. Hatta kurslarda çoğunlukla hani gelen soruların da başında hep geliyor. Fırçayla şekillendirilen kompozitler, işte fırçayla yani hiç öyle bir ayrım dahi yok. Hele ki işte hele o monokromatiklerde de artık günümüzde çoğunun hani mutlaka kullanabileceğiniz belirli markalar bile değil, normal kullandığımız samur fırçalar bile hani farklı boyutlarda, farklı şekillerde, hele ki o embrazürlerde vesaire de çok işimize yarıyor bunlar. Hepsini kullanabiliriz. Tabii sıklıkla sterilsiz, mutlaka sterilize edebileceğimiz bir şey olması lazım. Fırça olması lazım. Ya da sıklıkla atmamız lazım bunları. Efendim onu okudu. Çok güzel bir sunumdu. Size ve Hüseyin Fahrioğlu, çok güzel bir sunumda Hakan abi, size ve konuşmacılara teşekkür ederiz demiş. Tuğçe Pirinç, hocam verimliydi, ben bu kalemim, bunu cevapladık. Güncel kompozitlerde opasitesi en iyi marka nedir? Sevcan Tuç soruyor. Sunum için de teşekkür etmiş ayrıca. Biz teşekkür ne diyorsunuz? Hocam, yani buna tabii tek bir cevap verebilmek mümkün değil. Hangi kompozit en iyisidir? Bir kere kompozitin en iyisi diye vakaya göre her ne kadar aynı benzer yapılar olsa bile gerçekten bazı vakalarda çok daha iyi sonuç aldığınız X kompozisi varken bazı vakalarda farklı opasitesi, farklı işte value'su, doğru, yani hepimizin elinin altında çok geniş skalada kompozitler var. Biraz evvel gösterdik mesela, hani aynı monokromatik kompozit bile, aynı rengi bile farklı opasitelerde farklı translüsensilere sahip. Dolayısıyla biraz daha vakalara göre seçebilecek opasiteyi ne yazık ki hani buna net bir cevap verebilmek çok doğru değil. Çok spesifik işler yapıyorsak ama mutlaka elimizin altında birçok farklı yapıda kompozit olması lazım. O çok mükemmel sonuçları elde edebilmek için. Aslında bir de hocam, bütün birçok setin içerisinde artık ana sette olmasa da aslında siparişte daha opak renkler zaten mevcut. Yani veriliyor mutlaka. Farklı markalarda sipariş edebilirler gerçekten. Can Esen, çok teşekkür ederim sunum için. Bond uygulamasının kompozit alınımının dışına taşmasının herhangi bir riski var mıdır diye sorar. Herhangi bir riski var mıdır diye. Şimdi şu resealing dediğimiz bir olgu var öncelikle. Hani bir uygulama uygulama sırasında taşmasından eğer bahsediyorsak, öncelikle çok iyi inceltmemiz lazım. Çünkü çok ince biz artık bizotaj alanlarından bahsediyoruz. Hani çok çok ince bizotaj alanı. Hatta mümkün olduğunca
sadece o asidin asitleyebildiği alandaki retansiyonun sağlandığı alan bizim tutuculuğumuz. Çünkü çok fazla biz o tarz yapmıyoruz. O bölgelerde işte daha sonra chippingler meydana gelebiliyor ya da renklenmeler olabiliyor. Dolayısıyla bonding taşıyor olsa bile havayla o bölgeyi çok iyi iyice kurutmak lazım, iyice yaymak lazım. Çünkü bitirme işlemi sonrasında vesaire hem yüzeyde aralık kalma ihtimali olabiliyor, hem sonrasında renkleşme olabiliyor. Dolayısıyla bonding sadece bizim için o aradaki hibrit tabakayı oluşturmak için kullandığımız bir ara adezim. Ne yüzeye parlaklık vermesi için, ne kenarların daha ekstradan sızdırmazlığını sağlamak için. Dolayısıyla sadece biz kavite yüzeyine ve kavitenin bize taş kenarında en ince pim kalınlığında olabilecek şekilde uygulamayı bize sunulan literatürler çerçevesinde meslektaşlarımıza da öneriyoruz. Okay. Şimdi burada hani de bu sorular saatine bakıyorum, soruluş saatine. Sanki seninle alakalı gibi ama belki Bora devamında açıklamış olabilir. Monokromatik sistemlerde kırık hattının belli olmamasını nasıl sağlayabiliriz? Diasteme kapatılması ne kadar estetik olur sizce? Ona cevap verdik. Evet, onları sanki cevapladık. Hocam istersen bunu kırık hattının belli olmaması gerçi anlattı. Ama istersen tekrardan bir cevap verelim ona. Yani hocam, bence anlattı sanki. Ben de dinledim orayı. Çok kısa özetleyeyim isterseniz yine. Yani. Tabii tabii, iyi olur. Aslında hocam denemek lazım. Yani öyle söylemem lazım. Şimdi piyasada bu açıdan iddialı diyebileceğimiz iki tane ciddi ürün var. İki farklı firmanın. Fakat aslında onlar çıkmadan önce de birçok firmanın bana kalırsa toplam 2-3 tane kompozitiyle aslında hemen hemen %90 vakayı ben şahsen yapıyordum zaten. Yani hadilerle. Dolayısıyla aslında çok yeniden dünyayı aslında bence keşfetmediler. Evet, doldurucuları farklı, daha geliştirmeler dediğimiz gibi zaten oluyor bunlar ama yani 3'tü veya 4'tü 1'e indi. O 1'e inen de yine her vakada işe yarıyor değil. Her vakada işe yaramaması demek işte zaten bu demek. Dolayısıyla kırık hattında deneyip görmek gerekiyor. Çünkü vakadan vakaya sizin dediğiniz gibi hocam değişen bir şey. Dolayısıyla yeterli değilse altına bir dentinle, daha opak bir rezinle destekleyip sonrasında üzerine onu koymak gerekli. Zaten bunu firmalar da aslında söylüyor. Yani hatta böyle ek ürünleri de var yanlarında bazılarının. Dolayısıyla bu şekilde önlem alabiliriz. Yani hepsi her vakada işe yarıyor ve mutlaka yarayacak diye bir şey maalesef günümüzdeki teknolojide yok. Teşekkürler. Şimdi kron restorasyonunda prepare edilmiş dişte kalan dentin dokusunda kompozit restorasyonların bağlantısını nasıl attırabiliriz? Galiba bu detaylı bir şekilde açıklandı. Yanlış mı hatırlıyorum? Tamir gibi aslında. Orada adezif simantasyon süreçleriyle de destekleyen bir süreç gerektiriyor. Aslında adeta hani üzerine de yapıştıracağımız adezif biz simantasyonda kullanacağımız yapıda kompozit yapısı olduğu için oradan bir yüzeyin mutlaka hani silanlanması yahut silan içeren yine adezivler de az da olsa oraya oradaki bağlanmaya etki edecek. Bir de tabii orada yüzeyin hazırlanması lazım. Aslında hani orada bir air abrazyonla yüzeyin pürüzlendirilmesi veyahut hani yine daha ince grenli olan frezlerle, mikromotor frezleriyle yüzeyin pürüzlendirilmesi ve sonrasında tüm o adezyon sürecinin tekrar yapılması, oradaki adezi ekstra bir simantasyon ya da işte tekrar bir tamir olgusunda olduğu gibi oradaki adezyonu kuvvetlendirecektir. Biraz evvel hani Bora da gösterdi ona çok benzer bir örnek. O şekilde evet. Ama farklı bir yapı kullanıyorsak hani mutlaka ilave bir silan uygulaması ya da silan içeren bir adezif çok daha yüksek bir bağlanma sağlayacaktır. Son bir sorumuz var. Polarize filtremiz yok ise bilgisayar ortamında programlarla polarizasyon efekti uygularsak aynı doğruluğu yakalar mıyız acaba? Hocam teşekkürler demiş Sezer Şen kardeş. Bora'ya alalım burada. Master diyelim. Şimdi şöyle bu konu, bu soru aslında biraz da rental fotoğrafçılıkla ilgili ama burada da bir seçimiyle ilgili olduğu için sizin meslektaşımız sormuş. Aslında güzel de bir soru. Şöyle ki polarize filtrelerde cross polarize filtre aslında biz diş hekiminde kullanıyoruz. Cross polarize filtredeki amaç flaşlardan patlayan ışık dikine örneğin filtrenerek gidiyor. Dişten yansıdığında geldiğinde lensin önünde bir de enine filtreleniyor. Dolayısıyla ışık iki kez çapraz tam da 90 derece kesecek şekilde filtrelendiğinde biz orada hiçbir neredeyse diş yüzeyinde ışık yansıması olmayacak şekilde bir
görüntü aslında bizim için çok da estetik ve hoş olmayan bir görüntü elde ediyoruz. Fakat burada işte dişteki value ve kroma değerlerini aynı fotoğrafta, hatta hiçbir bilgisayarda işlem yapmadan kamera ekranında görüp bunun rengini hem dentin hem mine renkleri için seçme şansımız oluyor. Fakat buradaki esas amaç tabii ışığı filtreleyerek, yani flaştan çıkan ışığı filtreleyerek diş yüzeyinde bu ışığın istenmeyen parlamaları, yansımaları yapmamasını sağlamak. Dolayısıyla siz bu filtre olmadan bir çekim yapıp diş yüzeyinde o yansımalara sebep olduktan sonra bunu yapay olarak bilgisayar ortamında, Photoshop'ta veya benzer programlarda, software'larda engellemek isterseniz, zaten yansımış bir ışığı o şekilde bir yapay filtre önüne koyduğunuzda o yansımalar yine o filtrede görünecektir. Zaten bizim renk seçmemizde problem yaşamamıza sebep olan şeyler o yansımalar. Dolayısıyla da aynı etkiyi kesinlikle vermez. O şekilde kullanmamak gerekir. Crossboys'e filtreleri kullanmak gerekir. Bu şekilde renk seçeceksek eğer. Bilmem yardımcı olabildim mi ama. Fazlasıyla bence. Çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Şimdi geçen gün ben bir böyle canlı yayında bir sunum yaptım. Benim moderatörüm şöyle bir şey yaptı sayın meslektaşlarımız. Hande de bildiğim kadarıyla Bora Korkut hocamız da, Hande hocamız da Instagram kullanıyorlar. Şimdi ben rica edeceğim. Önce Hande hocamız bir 30 saniye sunumunu açsın. Ve ekrandan görüntüyü alalım sayın meslektaşlarımız. Biz onlara plaket olarak, onları tagleyerek Instagram'da story'de paylaşalım. Yine aynı şekilde bir 30 saniye sonra da Korkut'un ilk slaytını açalım. Köşede zaten kendi konuşmaları da görülüyor. Bence verilebilecek en güzel plaket bu olur diye düşünüyorum. Bana böyle bir şey yaptılar, çok hoşuma gitti. Şimdi öncelikle Hande hocamız bizim ekranı paylaşsın. Bir 30 saniye görelim. Sayın izleyen meslektaşlarımız fotoğraflarını çeksinler. Ondan sonra da Bora hocamız ekranı paylaşsın. Tamam. Ve bir 30 saniyede sonra da Instagram'da tagleyelim onları ve story'mize ekleyelim. Bu işlem bittikten sonra da zaten oturumu kapatacağız. Ama gerçekten çok değerliydi bu sunumlar. Ben çok sevdim. Anne sen konuş ki sen çık ekrana. Ha, ben mi? Tamam. Ben açtım şimdi. Ekranımı görüyor musunuz bilmiyorum. Ekranın çok güzel görünüyor. Demin gözükmedi bu slaytlarım. Şimdi gözüküyor. Kısmet şimdi. Her şeyde bir hayır varmış demek ki. Değil mi? Aynen. Evet. Son vakaydı zaten. Hatta monokromatikle ilgili. Son vakalar bunlardı. Ya size bir şey itiraf edebilir miyim? Tabii. Ne demek buyurun. Ben 87 yılı mezunuyum. Hep rubber damı merak ediyorum. Sanıyorum bu izolasyon diye geçiyor zaten. Bir kongrede dinlemiştim. Bir şey itiraf edeceğim. 33 yıldır çalışıyorum. Gerçi son zamanlarda restoratifle falan hiç işim tabii ki şey yapmıyor ama ben Fatma Koray hocası, hocam beni mezun etti okuldan. Mezuniyet sınavımda onun bizde pratik sınavı vardı. Evet. O pratik sınavda Fatma Koray hocamdan, hani burada söylemesi belki ayıp ama 100 alarak, ki kimse pek bir alamazmış öyle. 100 alıp geçmiştim ama yani rubber'dan hiç uygulamadım hayatım boyunca. Nasıl kullanılır bilmiyorum. Ama bu vakaları da rubber'damsız gerçekten yapmak değil mi? Evet. Pek mümkün değil. Aynen, artık hani hele ki bundan sonra yani COVID-19 enfeksiyonu sonrasında aerosolü de minimize etmek adına gerçekten rubber'damla bütün tedavilerimizi yapmak çok çok büyük avantaj sağlayacaktır. Hem bizim için oluşan o aerosol, çünkü bütün dünyada şu an hani çok ivedi de olsa yapılan yayınlar ya da işte protokollerde ilk başta rubber dam izolasyonuyla mutlaka hasta bakılması gerekliliği de çok önemli arz ediliyor. Ayrıca adezyonun başarısı için mutlaka ve mutlaka Hakan hocam, çünkü evet, tamamen evet, sert dokunun o sıvı izolasyonu, doku sıvıları izolasyonunu sağlamak gerçekten çok çok önemli. Dolayısıyla fotoğraflarda da güzel duruyor. Bu söylediğinden sonra ben gömük 20 yaş dişini çıkartırken veya bir kist veyahut da bir implant yaparken rubber dam nasıl kullanabilirim? Aerosol etkisi ortadan nasıl kaldırılır? Gerçekten bunu bile düşündürdü bana. Bir teknik geliştirmek lazım bununla ilgili. Bu koronayla ilgili olarak da. Aynen. Evet. Anneciğim,
Şimdi ekranı Bora Bora'ya bırakalım. Kapatıyorum artık. Sen burada başka bir şey anlatacak mıydın? Yok artık uyuzluğuna insan ya meslektaşlarımız bence yeter. Tamam. Boracığım sen gel ekrana şimdi. Tamam hocam. Ben de şu kısımlardan göstereyim. Hocam bir de bu konuyla ilgili aslında az önce bir soru daha gözüme çarptı. Şöyle demişler. Subgingivale uzanan kavitelerde retarsiyon. Evet. Yani hocam siz isterseniz şey yapın ama hayır, hayır onu direkt istersen ver çünkü onu atlamış olmayalım. Vakaların da çok güzel uyuyor Bora onlara. Evet yani şöyle söyleyebilirim. Benim tabii naçizane fikrim ama literatür de yani bunu destekliyor kesin olarak. Evet iyi bir retraksiyon aslında bir retraksiyon ipiyle sağlayabilirsiniz hatta solüsyonu da kullanıp fakat hiçbir şekilde bir rubber damle yaptığınız kadar iyi bir izolasyon olmayacaktır. Oradan mutlaka bir sızıntı gelecektir. Bunu aslında en iyi, yani aslında şöyle diyeyim, hekimlerin bunu böyle anlatıldığında ya gelmiyor deme gibi durumları oluyor ama bir loop'la veya daha ileri boyutta bir mikroskopla bir vaka yapıp bunu deneyimlediğinizde ne kadar ciddi problemler yaşadığınızı o zaman o magnifikasyonda görme şansınız oluyor. Dolayısıyla hatta restorasyonlarda işte o fırçaya gelen veya spatüle gelen kıllar, tüyler istemediğimiz materyallerin falan yani ne kadar başarısız bir iş yaptığımız aslında yaptığımız işlemde görme şansımız oluyor diyebilirim ki biz bir sonrakinde kendinizi geliştirip o hataları yapmama yoluna gidiyorsunuz. Ama ben kesinlikle tercih etmiyorum. Tabii şöyle bir durum var. Birçoğumuzun işte hocamın da bahsettiği gibi yani yıllarca bizler de öyle tabii sizler çok daha tecrübelisiniz. Yaptık bu vakaları ve rubber dam kullanmadık. Ama bunların çok uzun süre takiplerinde de ciddi problemler yaşanmayan bir sürü de vakamız vardır aslında. Evet. Sizlerin çok daha fazla. Bu da bir gerçek ama diyorum ya yani klinik başarının aslında bilimsel olarak daha da ötesine gitmeye çalışıyoruz bence. Dolayısıyla rubber dam kanıtlanmış bir şey ki çok daha fazla restorasyon adezyonun kalitesini uzun dönem başarısını arttıran bir durum. Evet, sanıyorum meslektaşlarımız fotoğraf çekecek fırsatı buldular ve paylaşacaklardır hikayelerinde. Boracığım bunu sunumunu kapatabilirsin. Kapatıyorum hocam. Tamamdır. Bora'nın sunumu gitmek istemiyor. Mouse'umu şu an görelim. Escape'le çıkarsan Bora. Tamamdır. Kusura bakmayın. Evet tekrar Hande hocama ve Bora hocama çok çok teşekkür ediyorum. Bizim bu eğitim programlarımız Evden Eve Eğitim, İstanbul Diş Hekimler Odası Eğitim Komisyonumuzun katkıları ve yönetim kurulumuzun desteğiyle Turan hocamız, Tarık İşmen ve yönetim kurulundaki diğer bütün arkadaşlarımızın desteğiyle çalışıyoruz. Ve pazar günü de bunu perşembe ve pazar günleri yapıyoruz biz. İDO eğitim olarak, İDO yayın olarak. Önümüzdeki pazar günü de bizim bir programımız olacak. O programda da geçenlerde biz bu ilk platformu açtığımızda Instagram üzerinden çalışıyorduk. Fakat herhangi bir sunumu göstermek, video, görüntü vesaire sağlamak pek mümkün olamıyordu. O yüzden şimdi artık görüntü sağlamamız da mümkün olabiliyor. O yüzden biz geçen ilk bu programı başladığımızda Burak Çankoz diş çekimi sanatını anlatmaya çalışmıştı ama görselleri yoktu. Sayın meslektaşlarımızdan gelen bir istek doğrultusunda bunu biz artık Zoom ortamında ve YouTube ortamında da tekrarlayacağız. Pazar akşamı Burak'la bu sefer biz birlikte olacağız. O diş çekimini anlatacak. Ben birazcık çekimin komplikasyonlarından bahsedeceğim, tartışacağım. Hepinizi tekrar ekranlara davet edeceğiz. Duyuruları zaten yapılacak. İstanbul Diş Hekimler Odası Yönetim Kurulu adına Sayın Turan Atalay hocamızın başkanlığında yönetim kurulu adına hepinize çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bilimsel destekleriniz için canlı yayında olmak zordur. Hem Hande'ye hem Bora'ya tekrar minnettarız. Dediğim gibi Instagram'da story'mize ekliyoruz. Hocalarımızı plaketi bu şekilde verebilmenin yöntemi. Düşündük birisi bana yaptı. Hepinize iyi akşamlar. Hande'cim seni dinliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu şansı verdiğiniz için hem sizin de emeklerinize sağlık. Bu süreçte umarım en kısa sürede tüm meslektaşlarımızla yüz yüze hani kongrelerimize, toplantılarımıza, kurslarımıza devam ederiz. Ama bu süreçte de gerçekten hani tüm bu emekler için tüm hocalarımıza
Ama herkesten çok esas tüm sağlık çalışanlarımıza, bizler bu işi burada bu şekilde yapmaya çalışıyoruz ama onların sayesinde de hani evimizde oturuyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına ve tüm doktorlarımıza, bu alanda emek veren herkese, tüm meslektaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben İyi akşamlar diliyorum. Şans verdiğiniz için tekrar teşekkürler. Çok sağ olun. Rica ederim. Kapatıyoruz.